eğitim konusunu biliyorsunuz, eğitim konusu önemli bir konu haline geldi. Hep önemli de bu sefer biraz daha kafalar karışık. Niye karışık? Çünkü bu korona nedeniyle bütün dünya eğitim meselesini ne şekilde çözeceğine bir türlü karar veremiyor. Her ülkede aynı tartışma var. Okulları açalım mı, açmayalım mı, online mi yapalım, televizyondan mı yapalım, nasıl olsun bu iş diye herkes tartışıyor. Niye tartışıyor? Çünkü yeniden yükselişe geçtiğini vakaların bütün dünyada görüyoruz. Özellikle Avrupa'da görüyoruz. Çünkü bazı yerler hiç düşmediği için ama Avrupa'da tekrar yükseliyor. İngiltere açacağım diyor. Fransa karar veremedim, büyük ihtimalle açmayacağım diyor. İtalya, İspanya açmamaktan yanaymış gibi duruyor. Kimse bir karar veremiyor. Aynı tartışmalar Türkiye'de de var. Eğitim nasıl olacak? Hem ilk öğretimde, hem orta öğretimde, hem de üniversitede bir türlü bunun ne şekilde gerçekleşeceği konusu netleşemiyor. Tabii bununla beraber bir de altyapı sorunları da var. Bunu online yapmak mümkün ancak ailelerin durumu müsait mi? Birkaç çocuklu ailelerde o kadar bilgisayar var mı? Ya da işte herkesin internet altyapısı var mı? Televizyonda yapılırsa kalabalık ailelerde kim nasıl seyredecek, kim nasıl izleyecek? Bütün bu tartışmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı da geçen gün çıktığı bir televizyon programında bir cümle sarf etti. Bana sorarsanız çok kötü niyetli bir cümle değildi. Bir durum tespiti yapmaya çalıştı ama söyleniş biçimi dolayısıyla kulağa son derece çirkin göründü bu cümle. Bir yandan da o tartışılıyor şimdi Ziya Selçuk'un sözleri. Çünkü eğitimde asıllık öğretmen maaşıyla ilgilidir dedi. Aslında demek istediği bana göre benim anladığım şuydu. Cari masraflar çok fazla. Biz öğretmenlere maaş verdiğimiz zaman geriye bir şey kalmıyor demek istedi diye hissediyorum ama çünkü aksini söyleyebileceğini düşünmüyorum Milli Eğitim Bakanı'nın. Yine de kulağa hoş gelmedi. Bu da tartışılıyor. Ve bu akşam bu meseleyi ele alacağız ilk bölümde. İkinci bölümde ise Doğu Akdeniz ve Ege. Türkiye'nin başına ciddi bir çorap örülüyor orada. Bu konuyu da iki emekli generalle, Doktor Erdoğan Karakuş, emekli hava pilot kor general ve Mehmet Şanver, yine emekli hava pilot kor general. Aynı zamanda Deva Partisi Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve kurucu kurul üyesi. Onlarla da konuşacağız bunu son ikinci bölümünde programın. İlk bölümde ise konuklarım Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın. İkisi de İstanbul stüdyomuzdan, Ankara'dan geldiler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sosyal mesafeli programımıza, aramızda bir 2 metre var değil mi? Yaklaşık olarak vardır. diye umuyorum. Korona korkusu hepimizde mevcut. Bende fazlasıyla mevcut. Fıs fısım yanımda, maskem cebimde, yedek maskem öbür cebimde. Durumumuz kontrol altında. Hemen başlayalım. Feray Hanım, merak ettiğim şu, ilk olarak merak ettiğim çok şey var da eğitimle ilgili. Sayın Bakan'ın sözleri. Siz bu cümleleri nasıl okudunuz? Özellikle sosyal medyanın okuduğu gibi mi gördünüz yoksa benim iyi niyetli düşünmeye çalıştığım gibi düşündünüz? Sayın Bakan orada ne demek istedi, ne kastetti? Siz buna nasıl bir tepki gösteriyorsunuz? Öncelikle salgınla birlikte olağanüstü bir süreç yaşadığımız günlerde gerçekleşti bu basın toplantısı ve açıklama. Ve 1,5 milyarı aşkın öğrenci, 63 milyonu aşkın öğretmeni ilgilendiren ve sağlık kriziyle birlikte artık bir eğitim krizine de dönüşmüş bir süreci yaşıyoruz hep birlikte. Ve bu toplantıdan aslında... Sayıları bir daha söyler misiniz? Dünya genelinde 1,5 milyarı aşkın öğrenci, 63 milyon aşkın öğretmen, Türkiye'de de yine 18 milyon aşkın öğrenci ve yine 1 milyonu aşan bir sayıda öğretmen ve çalışan aslında yüksek öğretim kurumlarıyla birlikte, öğrencilerimiz ve eğitim çalışanlarıyla birlikte aslında 30 milyon aşkın bir sayıdan bahsediyoruz. Türkiye'de. Yani ülkemizin nüfusunun üçte birini ilgilendiren bir sorun şu anda eğitimde yaşadığımız durum. Ve bu toplantı gerçekleştirildiğinde hepimiz bekliyorduk. Eğitim ve bilim emekçileri olarak bekliyorduk. Veliler, öğrencilerimiz bekliyordu. Neyi bekliyorduk? Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili yaşadığımız sorunlara ilişkin cevaplar bekliyorduk. Ve yine biz salgın döneminde, yine devamını da paylaşacağım, eğitim günlükleri üzerinden bütün yaşadığımız sürece ilişkin hem kayıt altına aldık yaşadıklarımızı, hem sorunları yine tespit ettik, hem de çözümleri ve uyarılarımızı paylaştık bu süreçte. Ve en temel uyarılarımızdan biri de şuydu. Şimdi dünya genelinde, siz de az önce ifade ettiniz, yüz yüze eğitime başlamayan ülkeler de var, yüz yüze eğitime başlayan ülkeler de var. Ve yüz yüze eğitime başlayan ülkelerde şunu görüyoruz, temel ilkeler var.
Bu temel ilkelerin başında eğitime yeterli bütçe ayrılması ve gerekli fiziki koşulların sağlanması gerekiyor. Hem sağlık hakkımız açısından ciddi bir kaygı yaşıyoruz, hem de salgında bir kez daha gördük ki yüz yüze eğitimde öğrencilerimizin yaşadığı eşitsizlik daha da derinleşti. Ve eğitim sürecinden kopuş hızlanıyor. Ve şunu da biliyoruz, dünya genelindeki örneklerden Afganistan örneği çok önemlidir. Yine Afrika ülkelerindeki örnekler çok önemlidir. Uzun süre okulların kapalı kaldığı ülkelerde tekrar öğrenciler okula geri döndüğünde okul terki daha çok ciddi hızlanıyor. Yine çocuk işçilik oranları, çocuk istismarı ciddi oranda artıyor. O yüzden son derece kaygılarımızın arttığı bir dönemde bu temel ilkeler üzerinden Milli Eğitim Bakanı'nın ilk yapması gereken açıklama aslında bunun aylar önceden yapılması gerekiyordu. Bakın önce 31 Ağustos'tu biliyorsunuz yüz yüze eğitimin başlama tarihi. Devamında 21 Eylül'e ertelendi ve 21 Eylül'e de şu anda haftalar kaldı. Ve ilk yapılması gereken açıklama aynı. Şu an yüz yüze eğitimin olduğu ülkelerdeki koşullar üzerinden bütçe ayrılması. Çünkü öğretmen ataması çok temel bir ihtiyaç. Bugün açıklandı, atamalar yapılacak. Şu anki ama 20 bin öğretmen ataması var olan ihtiyacımızı karşılamıyor. Sonuçta sınıflarda fiziksel mesafenin korunması sağlık daha açısından fazlası. Temel bir zorunluluk. Evet. Bu seyreltilmiş ve aşamalı dahi olsa başlatılması durumunda öğretmen ataması çok temel bir sorun. Yine Bir ders öğretmen atamak kolay da derslik var mı? Hani öğretmeni atadım demeyin atıyorsunuz. Elde bekleyen ne o atanamamış öğretmen çok var da açılamamış derslik diye bir sıkıntımız da var bir yer. Yok derslik çünkü. Kesinlikle derslik sayılarının arttırılması ciddi bir sorun. Yine temizlik ve hijyen koşulları şu an hepimiz için yaşamsal bir durum haline gelmiş durumda. Ve çok uzun süredir salgından önce dahi okullarımızda yeterli sayıda temizlik çalışanı yoktu. Mutlaka temizlik görevlisi istihdamı. Yine 12-13 Ağustos'ta eğitim sene olarak bir çalıştay gerçekleştirdik. Bilim insanların, hekimlerin, sağlık emekçisi arkadaşlarımızın katılımıyla Türkiye'nin her yerinden öğretmen arkadaşlarımız, eğitim çalışan arkadaşlarımızın katılımıyla bilim insanlarının yine temel uyarılarından biri mutlaka ve mutlaka okullarda sağlık görevlisi bulundurulmasıyla ilişkin. Ve yine şunu çok net olarak biliyoruz ki temizlik malzemesi sorunu devam ediyor okullarımızda. Koruyucu malzemeyle ilgili ciddi bir sorun var. Onu konuşacağım. Siz Sayın Bakan'dan ne bekliyordunuz yani? Ne demesi gerekiyordu? Bizim beklediğimiz şuydu. Bütçe ayrılması noktasında çok net bir açıklama yapılması gerekiyordu. Öğretmen ve ek personel ataması ile ilgili çok net bir açıklama yapılması gerekiyordu. Atıyoruz veya atamıyoruz, evet, yapıyoruz veya yapamıyoruz. Bu, ödenek aldık veya almadık şeklinde. Evet, biz bu açıklamaları beklerken, bu konuda bir irade gösterilmesini beklerken maalesef eğitime salgında yeterli bütçe ayrılmamasının gerekçesi olarak öğretmen maaşları gösterildi. Bu gerçekten bizim için kabul edilemez durum. Öğretmen maaşlarının eğitime ayrılan bütçenin büyük bir kısmı üzerinden ifade edilmesi %83-84'lerde zaten şunu gösteriyor, eğitime yeterli bütçe ayrılmadığını gösteriyor zaten. Belki o da üstü kapalı bir şey, onu söylemeye çalışıyor belki de. Sonuçta hani buradan doğru bir tarif doğru bir tarif değil. İfade edilme şekli de doğru değil ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da bu olumlu duygularla karşılanmadı. Böyle hissedilmedi. Ama şurada yine temel sorunlardan biri bu. Hani kamu kaynakları öncelikle ne için kullanılmalıdır? Başta sağlık ve eğitim için kullanılmalıdır. Sağlık, eğitim, güvenlik. Kamu kaynaklarının oradaki sorun öğretmen maaşlarının %83'üne karşılık gelmesi değil, eğitime yeterli bütçe ayrılmaması sorunu. Tamamen katılıyorum. Ve bir tercih meselesiyle karşı karşıyayız aslında. Ve bu tercih meselesinin de maalesef salgının başından itibaren eğitimcilerden yana ve öğrencilerimizden yana olmadığını gördük ve günler kalmasına rağmen bunu böyle olmadığını da görüyoruz. Ve bizim Sayın Bakan'dan beklediğimiz bu konuda bir irade gösterilmesiydi. Ama maalesef hala eğitime sürekli bir özelleştirme süreci yaşadık. Hala buradan bakılıyor. Kamu maliyetlerinin azaltılması, kamu maliyetlerinin azaltılmasında öğretmen maaşları veya eğitimci ücretleri üzerinden değerlendirilmesi. O yüzden bu açıklamayı çok talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz. Ve toplantının başından sonuna izlediğimizde de
kesinlikle eğitimciler olarak yaşadığımız sorunlara ve öğrencilerimizin yaşadığı sorunlara hiçbir şekilde çözüm üretmeyen, sorunlarımıza hiç değinmeyen bir basın toplantısıyla karşı karşıya kaldık ve şu anda salgında çok ciddi bir süreçten geçerken sosyal devlet olmanın gereği eğitimci arkadaşlarımıza dair ciddi çözümler üretmekken, örneğin atama bekleyen çok sayıda arkadaşımız var, sınav soru sayılarının ve içeriklerin yetersizliği nedeniyle 2019 KPSS mağduru arkadaşlarımız var, sözleşmeli güvencesi çalışan arkadaşlarımız var, il dışı tayin ve mazerete dayalı tayin hakkından son derece sınırlı kontenjan nedeniyle yararlanamayan arkadaşlarımız var. Örneğin bu sorunların hiçbirine bir çözüm üretilmedi. Ve buradaki şu an temel bir tercihle karşı karşıyayız. Milli Eğitim Bakanı'ndan beklediğimiz, bir an önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bütçe ayrılması noktasında bir irade göstermesidir. Bu iradeyi gösterme noktasında bir adım atılmasıdır. Öğretmen maaşlarını gerekçe gösteren bir durumu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Kaldı ki ekonomik krizle birlikte öğretmen arkadaşlarımız yoksulluk sınırının altında çalıştırılıyorlar. Hatta güvencesiz koşullarda ücretli istihdam üzerinden açlık sınırının dahi altında çalıştırılıyorlar. Ve tüm işçiler, emekçiler gibi kayıplarımızın her geçen gün arttığı bir süreci yaşıyoruz hep birlikte. Peki Ali Bey, siz Sayın Bakan açıklamanızı nasıl buldunuz? Bir bölümüne ben ciddi bir şekilde katılıyorum. Yani hakikaten benim beklediğim soru, ne öğretmenler açısından ne veliler açısından beklenenleri ben duymadım. Siz nasıl gördünüz? Şimdi zafer haftasını geride bıraktık, sefer haftasına başladık. Şu an biz eğitimin seferberliği başlamış oldu. Dünyada birçok ülkede eğitim şu an kontrollü bir şekilde devam ediyor. Ama biz de işte uzaktan eğitimle başlayarak bu telafi eğitimini yaptıktan sonra da peşinde yüzde eğitimi planlıyoruz. Ve böyle bir süreçte bakanımızın televizyondaki açıklaması, Sayın Bakan'ın açıklaması... Nasıl ifade edeyim? Yani usulde mi, esasta mı hata diye bakıyorum. Usulde bir hata görüyorum. Esasta sizin de ifade etmeye çalıştığınız gibi aslında yani merkezi bütçedeki paydan ve eğitim bütçesi içerisinde de yeteri miktarda okullara bütçe ayrılamamaktan kaynaklı bir cümle olarak görüyorum. Yine de özensiz bir cümle. Çünkü eğitim camiasını bu anlamda hakikaten üzdü. Ama İkinci rekatta hemen toparladı Sayın Bakan, durumu toparlamaya çalıştı. Ben şunu baştan ifade edeyim, aynı zamanda memur sen başkanıyım. Kamu görevlisi ve öğretmenler devletin sırtında yük değildir. Devletin en önemli gücüdür. Devlet diyorsanız, devletin gücü bu anlamda hizmetlerini yürüten kamu görevlisi kısmıdır. Bu kamu görevlisi içerisinde 1 milyonu aşan öğretmen kitlesi var ve 1/3'ü bu güce tekabül ediyor. O yüzden burada şunun altını çizeyim. Kamu görevlileri boyutuyla bu pandemi sürecinde yükü omuzlamaya çalışıyoruz. Her boyutuyla, her cephede, sağlık cephesinde, eğitim cephesinde, diğer bütün kurumlarda bu yükü omuzlamaya çalışıyoruz. Ama geldiğimiz noktada en önemli tartıştığımız konu, birincisi vaka oranlarının düşürülmesi, ikincisi eğitimin bir an önce başlayabilmesi. Çünkü çocuklarda öğrenme kayıpları ciddi anlamda oluştu. Geçen yarım dönem bir anlamda demo sürümdü. Yani onun için de zaten birinci dönem notları baz alınarak bunlar karnelere yansıtılmadı. İkinci dönem yapılan kısım orası bir demo sürümdü. Bu demo sürümden sonra dönem başına çok daha hazırlıklı başlayabilirdik. O yüzden şöyle bir durumu ifade edeyim. Bütün kamu görevlileriyle, öğretmenlerle istişare ettiğimizde yani Bakan Bey'in açıklamaları önceden biraz rahatlatıyordu yani, ama şimdi kafa karıştırıyor. Yani halbuki bakanın açıklamaları rahatlatması lazım. Yani şunları yaptık, bunlar hazır şeklinde rahatlatması lazım. Süreç yönetimi anlamında biraz... Bu süreçte bakanlık sizinle temasta mı görüşüyorlar? Bakanlıkla görüşüyoruz. Pazartesi günü tekrar bir araya geldik. Sürecin yönetimi noktasında acil adım atılması gereken hususlar var birincisi. Birincisi burada okullar şu an stresi yaşıyorlar. Neden? Çünkü yüz yüze eğitim olduğu süreçlerde okullara veliler geliyor ve aile birlikleri üzerinden okullar finanse oluyordu. Şu an veliler de gelmiyor, okullarda bütçe falan yok.
Şimdi yeterli miktarda yardımcı hizmetli personel de yok. Yardımcı hizmetli personel alımı uzun süredir yapılmıyor ve THÇ üzerinden, toplum yararına çalışma üzerinden okulların bu anlamda temel hizmetleri görülmeye çalışılıyor. Temizlik ve hijyen ve benzeri çalışmaları. Şu ara orada da personel takviyesi yapılmadı. Okul idareleri ciddi anlamda stresin altındalar şu an. Çünkü hijyen alacak, hijyeni sağlayacak ne dezenfektan alacak malzeme var, ne okula alınacak maske var, ne bu anlamda bu işleri sağlayabilecek personel var. Okul idareleri kara kara düşünüyorlar. Çünkü kayıt dönemlerinde de herhangi bir şey yapmayın diye bazı olumsuz örnekler üzerinden genel geçer bir cümle kullanılıyor. O yüzden bu noktada hiç vakit kaybetmeden okulların bütçe konusu bir defa çözülmek zorunda. Nasıl çözülecek? Kesinlikle. Biliyoruz ki okullara ayak tutan aslında veliler. Şöyle diyelim. Özel okulların desteklenmesiyle ilgili zamanda bir teşvik vardı. O teşviğin kaldırılma nedeni biz de ısrarla bu çok daha uzatılmasın. Özel okulu teşvik anlamında devlet belli bir adım attı. Dünyadaki özel öğretim kurumları sayısına oranla Türkiye'de bu anlamda evet bir miktar şey vardı. Alınması gereken mesafe vardı. Ama bu saatten itibaren kesinlikle okullara bütçe olarak verilme dedik ve 2023 vizyonu açıklanırken bu okullara bütçe olarak verilecek denildi ama hala okullara herhangi bir bütçe gitmedi. Ben Sayın Bakan'la pazartesi günü yaptığım görüşmede de bu konuya cümle kurdum. Bakanımız bu anlamda okullara ilk anda bütçe gönderileceğine ilişkin bir cümle kurdu. Şu anda okullarda hijyen tedbirlerini alacak, temizlik tedbirlerini alacak, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlıklı koşullarda eğitim vermesini ve almasını sağlayacak bir yeterli bütçe şu an okullara inmedi. Parasız. Dolayısıyla bu anlamda evet bir imkanımız var, bunu indireceğiz anlamda cümle kurdu pazartesi günkü yaptığımız görüşmede Sayın Bakan. Bunun hiç gecikmeden bir an önce okullara ulaşması gerektiğini burada bu vesileyle kayıt altına almış olalım. İkinci hususta şu an filasyon ekipleri içerisinde eğitim çalışanları görevlendiriliyor. Buraya gelmeden bir idareci arkadaşla görüştük. Bir günde 65 tane ev verilmiş. Herhangi bir bütçe yok, herhangi bir yakıt yok. Araç da tahsis edilmiyor. Kendi aracında hem okulun da tek idarecisi. Yani bulunduğu okulda da başka idareci yok. Okuldan müdürü hem de çıkacak. 65 tane evi ziyaret edecek ve filasyon takibatını yapacak. O yüzden burada eğitim öğretim dönemi artık başlamıştır. Bu saatten sonra öğretmenlerin joker eleman gibi her tarafa koşturması ve her tarafta yorulması ve öğretmenlik mesleğinin de bu anlamda saygınlığına zarar verilmesi konusunda yerel yöneticiler de, mülki amirler de bu konuda son derece dikkatli davranmalı. Çünkü eğitim çalışanlar olarak biz en zor süreçlerde, en kritik süreçlerde çok rahat pozisyon alabilen ve memleket hesabına, millet hesabına üzerimize ne düşüyorsa bunu yapmak konusunda hiç yüksünmeden koşan bir kitleyiz. Vefa Sosyal Destek Grupları'nda en fazla süreci omuzlayanlar eğitimcilerdi ve bunu gönüllü olarak yaptılar bu çalışmaları. Ama şu an eğitim öğretim dönemi başladığı bu süreç içerisinde bu tip görevleri diğer personeller üzerinden yürütmek çok daha sağlıklı olacak. Çünkü eğitimcilerin önünde çok yoğun bir iş var. Çünkü öğrencilerin hem telafisinin sağlanması, öğrenme kayıplarının giderilmesi, hem yeni döneme ilişkin bu anlamda planlamanın yapılması, öğretmenlerin hazırlıklı hale gelmesi için mesleki gelişim, motivasyon konusunda okul idarelerinin bu anlamda teknolojik altyapı ve bu sürecin kullanımı, eğitim kullanımı noktasında adım atması ve beraber kafa yorulması gerekiyor. O yüzden ben bu konuda özellikle mülki amirlerin öğretmenleri joker eleman gibi her tarafa yorma, yok ateş ölçeceksiniz, yok trafik kontrolü yapacaksınız, yok şehrin şu işini yapacaksınız, yok filasyon çalışmalarına katılacaksınız gibi özellikle bu anlamda yapılan tasarrufların ciddi anlamda eğitim kitlesini artık huzursuz ettiğini buradan bu vesileyle ifade etmek isterim. Şimdi olması gereken nedir? Olması gereken bir defa şu an eğitimde çalışanlar boyutuyla bazı tartışma alanları var. Bu konuda bakanlığın hiç vakit kaybetmeden, zaten pandemi süreci içerisindeyiz ve yeni öğretmen ataması da yapıldı. Mazeret grupları var. İl içi, yıl dışı tayin isteyen mazeret grupları, sağlık ve eş özüründen bir türlü aileler bir araya gelemedi. Baba bir tarafta, anne bir tarafta, çocuk bir tarafta, dedesi, ninesi nöbetleşe çocuğa bakmaya çalışıyor. Ayrı ayrı orada parçalanmış durumda. Arkadaşlarımızla sanal miting yaptık, 1000'e yakın arkadaşımızla. Hakikaten hepsinin hikayesi son derece etkileyici, son derece acıklı, son derece trajik. Bu konuda bir defa kesinlikle vakit kaybetmeden adım atılmalı. İkinci yıl dışı talebi var, haksız bir talep değil çünkü bu anlamda yeterli kontenjan açılamadığı için yerleşemeyen arkadaşlar var. Bu konuda da bu vesileyle buradan bir kez daha cümle kurmak isterim. Tayin iptalleri konusunda
tayini çıkmış ama bir şekilde durum değişmiş, iptalini isteyenler var. Bakanlıkla bunları da görüştük ve bakanlık şunu ifade etti. Öğretmenlerden bu durumlar olanlarla ilgili mazeretlerini bildirdiklerinde buna ilişkin değerlendireceğiz ve iptaline ya da devamına karar vereceğiz diye. Bu konuların tamamını bakanlığa taşıdık. Alan değişikliği konusunu yine en son yaptığımız görüşmede bakanla gündeme geldi. Yine orada bu tip konuları görüştük. Yani şunu demek istiyorum. Eğitim çalışanları boyutuyla eğer iç huzurunuz yoksa iş huzurunuz olmaz. Bir defa sizin iç huzurunuz olacak. Aile bütünlüğü sağlanmış olacak. Dolayısıyla kafanızda başka yükler bulunmayacak. Ama bizim yaptığımız sanal mitinge katılan arkadaşlarımızın hepsi çok son derece stresli ve son derece dertliydiler. Tanıdığım öğretmenler evet, son derece stresli. O yüzden bu konular hiç vakit beklemeden hızlı bir şekilde aradan çıkarılması gerekiyor. Bu pandeminin yönetimi konusunda okulların... Ona gelmeyin isterseniz başka bir konuya geçeyim, sonra tamam. Pandeminin yönetimine okullarda geliriz. Feray Hanım, şimdi eğitim yılının nasıl olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yılki eğitim... Çünkü anne babalar hakikaten korkuyorlar. Yani ben de bir babayım ve kızımla ilgili korkularım var. Gerçi artık orta öğretim değil, üniversitede ama eğitimi nasıl alacağıyla ilgili ben de tedirginim. Yani gitsem mi, gitmesin mi, uzaktan mı alsın, yakından mı alsın diye korkuyorum. O da mesela okulda alacağı hastalığı eve getirip bize bulaştırmaktan tedirgin oluyor. Sonuç olarak herkes tedirgin. Evden olması bir sorun, yerinden yapılması başka bir sorun. Siz nasıl bir eğitim öngörüyorsunuz bu sene? Eğitim olarak bununla ilgili öğretmenlere yaptığınız muhakkak ki anketler vardır kendi üyeleriniz arasında. Okulların fiziki durumunu bizden çok daha iyi biliyor öğretmenler ve özellikle müdürler. Onların bu konudaki görüşleri, size gelen geri bildirimleri nasıl? Onlar neden yana? Öncelikle biz öğretmenler olarak bir an önce yüz yüze eğitimin başlamasından yanayız. Siz yüz yüze yanasınız. Kesinlikle. Ve salgının öğretmenler açısından riskli olmasına rağmen. Kesinlikle. Salgının başından itibaren az önce de ifade etmiştim. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin eğitimden kopuş sürecinin her geçen gün hızlandığını görüyoruz. Ve eşitsizlik çok ciddi bir şekilde derinleşerek devam ediyor. O yüzden bütün şu an çabamız yine salgının başından bugüne ve geçtiğimiz günlerde de mesleki çalışmalarla birlikte arkadaşlarımız okullara başladı. 24 Ağustos'tan itibaren şimdi dönüşümlü olarak okullarda bulunmaya devam ediyorlar. Ve maalesef her geçen gün COVID tanısı konulan veya COVID tanısı konulan kişiyle temaslı olan arkadaşlarımızın bulunduğu okulların bilgisini alıyor, paylaşıyor, kayıt altına alıyoruz. Okullara giderek veya oradaki iş yeri temsilcisi veya üye arkadaşlarımız tutanak altına alarak okul yönetimine bildiriyor. Ve şubelerden arkadaşlarımız da il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gerekli önlemlerin alınması noktasında uyarılarını iletiyor. Yani aslında şu an eğitimsel olarak tarihsel ve toplumsal sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. Neden yapıyoruz bunu? Hem arkadaşlarımızın sağlığını korumak için hem de Milli Eğitim Bakanlığı'na sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Yüz yüze eğitim şu an öğrencilerimiz için yaşamsal bir mesele haline gelmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştirdiği basın toplantısında 1,5 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişimi olmadığını ifade etti. Evet. Bizdeki rakamlar daha bu rakamlar değil. UNICEF ve PISA raporları var. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 463 milyon öğrencinin uzaktan eğitime hiçbir şekilde erişimi olmadığı noktasında ve Türkiye üzerinden oranladığımızda %33. Yani 3 öğrencimizden birinin bırakın nitelikli bir şekilde uzaktan eğitimden yararlanmayı hiçbir şekilde ulaşamadığını görüyoruz. Ve yine salgının başından itibaren uzaktan eğitim daha başlamadan önce Fatih Bey ilk uyarılarımızdan biri şuydu. Devlet kamusal eğitim hakkından sorumlu. Eğitimi biz temel bir hak olarak görüyoruz. Az önce Ali Bey de ifade etti ama maalesef yüz yüze eğitimde bile okulların geldiği koşullar okul aile birliği üzerinden finanse ediliyordu okullar dedi. Biz peki neden vergi veriyoruz? Vergi verme noktasında ilk beklediğimiz sağlık hakkı ve eğitim hakkını eşit ve ücretsiz ve nitelikli alabilmek değil mi? O yüzden ilk yapması gereken neydi? Milli Eğitim Bakanlığı'nın, siyasi iktidarın ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizin erişim için kullanmasına ilişkin bu cihazları karşılamaktı. Peki 6 ay geçti, karşılandı mı?
Ve bu 1,5 milyonun ötesinde... Bütün öğrencilere bir tablet projesi vardı yıllardan beri konuşulan. O gerçekleşmedi mi? Ya o tabletler dağıtılmadı mı? Maalesef o süreçte de hem öğrencilerimizin ihtiyacı üzerinden planlanmadı, hem öğretmenlerin söz ve karar süreçleri olmadı. Maalesef bir takım sermaye gruplarının tamamen para daha çok kazanç elde etmesi üzerinden planlandı. Eğer gerçekten öğrencilerimizin ihtiyacını karşılasaydı şu an bu süreci yaşıyor olmazdık. Bakın 6 ay geçti, hala uzaktan eğitime erişimle ilgili bu eksiklikler karşılanmadı. Dünyada var örnekleri. Örneğin sadece 1-1,5 ay içerisinde New York'ta 270 bin cihaz dağıtıldı öğrencilere. Ve 6 ay geçmesine rağmen hala bunun gerçekleştirilmemiş olması çok temel bir problem. Hala işte öğretmen maaşlarının gerekçe gösterilmesi, kamusal hizmet, kamusal eğitim en temel hak, kamu kaynakları ilk önce öğrencilerimiz için, eğitim emekçilerinin sağlığı ve eğitim hakkı için kullanılacak. Ama hala bu gerçekleşmedi. Ve tek çözüm ne sunuldu basın toplantısı? 17 kitap seti. Şimdi kırsal kesimler başta olmak üzere internet erişimi hiç olmayan öğrencilerimiz, uzaktan eğitime erişimi hiçbir şekilde şu an gerçekleşmeyen ve bu konuda adım atılmayan bir süreçte 17 kitapla mı bu ihtiyaç karşılanacak? Şimdi hocam lafınızı kestim ama geçen gün ben bunu sordum. Dediler ki evet doğru, böyle bir sıkıntı var. 1 milyonu aşkın öğrencinin online eğitime erişmesi mümkün değil. Ama şöyle planlıyoruz dediler. Kamu okulları televizyon üzerinden bunu yapacak. Televizyon EBA erişimi, destek EBA noktaları destekli. Şeklinde bir o televizyon erişimi %99 nokta bilmem kaç. O yüzden de büyük oranda o sorun çözmüş olacağız. Ben de bunu yazdım. Hı hı. Yazınca öğretmenlerden bir takım öğretmenler bana tekledi. Kardeşim niye yalan yazıyorsun? Biz hem kamu okuluyuz, devlet okuluyuz, hem de online eğitim yapıyoruz diye. Hı hı. Ben dedim beyefendi, sizin okulunuz özel durumu da, ben genelle ilgili bir şey sordum ve bunu aldım, cevabı yazdım diyorum. Vay yalancı, sen karalamaya çalışıyorsun hükümeti falan filan diyorlar. Yani her şeyde bir problem var. Nedir oradaki durum gerçekten? Televizyondan da yapılacak mı? Nasıl yapılacak? Ne planlanıyor biliyor musunuz? Yani şu ana kadar o günkü basın toplantısını siz de takip etmişsinizdir. Ettim. Öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişim ve derslerin içeriğine ilişkin yaşadığımız sorunu çözüm üreten bir açıklama yapılmadı. Evet, şimdi öncelikle şunu tekrar belirteyim. 1,5 milyon üzerinden bir sayıdan bahsetmiyoruz. %33 6 milyon. 6 milyon. En az 6 milyon öğrencinin sadece dediğimi tekrar ediyorum, uzaktan eğitime nitelikli faydalanmayı bir kenara bırakalım, sadece erişimi yok. Ve uzaktan eğitime erişim için bu cihazların ne yapılmalıyı konuşuyoruz değil mi? Hızlı bir şekilde tespit edilip bu ihtiyaçları öğrencilerimizin karşılanması gerekiyor. İnternet erişim sorunu kırsal kesimde yaşayan öğrencilerimiz ve yoksul bölgelerde yaşayan öğrencilerimizin internet erişimi sorunu çözülmesi gerekiyor. İşte hep nereye geliyoruz? Hep bütçe meselesine geliyoruz. Yani bir tercihle karşı karşıyayız biz aylardır. Somut olarak söylüyoruz eğitimsel olarak. Bir an önce bu sorun ama çözülmeli. Ama zaten siz online eğitimden yana olmadığınız için buna gerek yok bence. Kesinlikle. Değil mi? Yani siz diyorsunuz ki hiç bununla uğraşılmasın. Zaten yapıp paranız da yok. Hı-hı. Siz yüz yüze eğitim yapın. Buradaki eksikleri gideremiyorsunuz. Giderme yetiniz de yok demek istiyorsunuz. Şöyle Fatih Bey, maalesef 6 ay geçmesine rağmen şu an ne yüz yüze eğitimin başlama koşulları hazırlanmış durumda, ne uzaktan eğitimin. Evet. Şimdi 12-13 Ağustos tarihlerinde bir çalıştay gerçekleştirdiğimizi ifade etmiştim. Ve hepimiz de takip ediyoruz. Bilim insanları bu sürecin daha da uzayacağını, bir yıl, evet, iki yıl uzayacağını ifade ediyor. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir stratejisi, bir planlaması olması gerekirdi değil mi bu sürece ilişkin? Kesinlikle. Bu ihtiyaçlar giderilmedi. İkinci temel sorun, yine ülkenin her yerinden 2239 öğretmen arkadaşımızın katılımıyla bir saha çalışması yaptık. Arkadaşlarımızın %94'ü uzaktan eğitime nitelikli bir şekilde öğrencinin ulaşamadığını söylüyor. Bakın çok ciddi bir rakam, %94. O zaman şimdiye kadar ne yapılması gerekirdi? Ders içeriklerinin tekrar düzenlenmesi gerekirdi. Tekrar bütün uzaktan eğitim programının bir öğretim tasarımı üzerine oturması gerekirdi. Örneğin birinci sınıf öğrencisinin 40 dakika tek taraflı bir bilgi aktarımı üzerinden bir dersin anlatıldığı durumunda bunun bir karşılığı olabilir mi? Ders sürelerinin tekrar yapılandırılması gerekirdi.
dikkat çekici hale getirilmesi gerekirdi. Ve bu programlar hazırlanırken yine eğitimsel olarak defalarca uyardık. Çalıştay sonuçlarımızı defalarca Milli Eğitim Bakanlığı'na ilettik. Nelerin sağlanması gerekirdi? Bir, öğrencilerimizin eğitim sürecinden kopuşunun engellenmesi gerekirdi. Bu yapıldı mı? Hayır. Hayır. Devamlılığının sağlanması gerekirdi. Bakın, eğitimin en temel ilkesidir. Devamlı olması, sürekli olması. Bu konuda herhangi bir adım atıldı mı? Peki niye devam etmiyor bu öğrencilerimiz? Niye takip edemiyor? Bunun tespitinin yapılması gerekirdi. Kazanımlara ulaşılmasına ilişkin bir ölçme değerlendirme yapıldı mı? Ve en önemlisi de bu salgın bittiğinde öğrencilerimizin, çocuklarımızın hafızasında ne kalacak? Salgın sürecinde yaşadıkları kaygılar kalacak, değil mi? Ders içeriklerin aynı zamanda ruh sağlığını güçlü bir şekilde öğrencilerimizin tutulması içeriğinde hazırlanması gerekirdi. Bu süreçlerin hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Şimdi 20, peki gelelim yüz yüze eğitime. Siz az önce dediniz ki siz yüz yüze eğitimden yanasınız. Evet, ve yüz yüze eğitim bir an önce başlasın. Ben de siz dediniz, ben tekrarım sadece. Aha, evet, kesinlikle böyle. Ama şunun da farkındayız. Yine bilim insanlarının uyarısı üzerinden uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin bir parçası olarak devam etme durumu var. Hiçbir zaman karma yani, hem yüz yüze hem kesinlikle birbirine tamamlayıcı biçimde. Yüz yüze eğitim hiçbir zaman eşitlenemez ama bir parçası olma durumuna ilişkin bir olasılık var. Ancak az önce ifade ettiğim gibi uzaktan eğitimle ilgili erişim sorunu çözülmedi. Uzaktan eğitim programlarının, ki biz acil uzaktan öğretim diyoruz, ders içerikleri yeniden düzenlenmedi, yapılandırılmadı, hiçbir hazırlık yapılmadı. Dün uzaktan eğitime başladı arkadaşlarımız. Hala dün itibarıyla canlı sınıf derslerinin planlaması bile yapılmadı birçok yerde. Bu kadar ciddi bir hazırlıksızlıkla karşıyayız şu anda. Şimdi 21 Eylül'e ne kadar bir süremiz kaldı? 20 gün gibi bir süremiz kaldı, değil mi? Seyreltilmiş ve aşamalı olarak başlamasıyla ilgili. Peki şimdi biz pazartesinden itibaren, 24 Ağustos'tan itibaren okullardayız ve arkadaşlarımızdan bize ulaşan bilgiler doğrultusunda hala temizlik malzemesi sorunu var, hala koruyucu malzeme sorunu var, hala temizlik görevlisi. Örneğin bugün bir okul müdürü arkadaşımız aradı, bir tane dahi temizlik görevlisinin hala olmadığı yönünde. Ve hiçbir hazırlığın olmadığını görüyoruz ve gerçekten bu kaygılarımızı ciddi olarak arttırıyor. Ve aynı basın toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı bizim açıkladığımız COVID tanısı konulan ve temaslı olan arkadaşlarımız sayısı, ki dün itibariyle ve şu an sayı çok daha ciddi bir boyuta ulaştı, 309 eğitim kurumu açıkladık. Bu açıklamalarımızı istismar olarak nitelendirdi. Biz çok talihsiz bir açıklamaydı. Biz neden bu açıklamaları yapıyoruz? Gerekli önlemlerin bir an önce alınması ile ilgili. Ve biz ne beklerdik? Biz şunu beklerdik. Evet, şu bu belirlenen kurumlara ilişkin biz şu önlemleri aldık. Şu gerekli tedbirleri aldık ve okulların hazırlığı noktasında hem eğitimcilerin hem öğrencilerin gelişi noktasında bütçe başta olmak üzere, öğretmen, ek personel ataması başta olmak üzere tüm bu hazırlıkları yaptık açıklamasını bekliyorduk. Bakın, her gün bu vakalar artıyor ve bu vakalarla ilgili, yani sonuçta sorunu çözmek için önce gerçekle yüzleşmek gerekiyor. Ve biz tamamen il il, okul okul, eğitim kurumlarının isimleriyle birlikte... Peki bunları zaten bakanlık bilmiyor mu kendisi acaba? Onlar da vardır muhakkak, bu bilgi. Şöyle, kendilerinde olduğunu ifade ettiler zaten. Ve zaten o açıklamayla birlikte bizim bilgilerimizin onlara ulaştığında gördük. Ama burada talihsiz olan durum, hepimiz neyi beklerdik? Sonuçta öğrencilerimiz de, velilerimiz de, eğitimciler olarak da gerekli tedbirlerle ilgili çalışmalar noktasında net bir açıklama beklerdik. Ancak yok sayılamaz böyle bir gerçeklik. Öncelikle var olan sorunun bilgisi üzerinden bizim şeffaf bilgiye sahip olmamız en temel hakkımız, değil mi? Ama şu o an Sağlık Bakanlığı'nın verileri bile güvenilirlik açısından oldukça tartışılıyor. Zaten gördüğümüz, yani geçen gün bir belediye başkanı ki ya sırf Ankara'da 17 ölü varken nasıl 20 ölü açıkladınız diye serzeniş oldu biliyorsunuz. Şimdi Ali Bey, size de aynı şeyi soracağım ama biraz daha kapsamı da farklılaştırın.
bakmak gerekiyor belki. Şimdi Sayın Bakan daha önceki tüm açıklamalarında, yani ben yaz boyu bakanı takip ettim Sayın Selçuk. Hep bilim kurulu karar verdiği anda biz açabiliriz, bizim bütün hazırlığımız tamam gibi konuşuyordu. Ben hep öyle anladım. Yani okullarda dezenfeksiyon yapılıyor düzenli. Demek ki bütün bu işte el spreyleri, şunlar bunlar hazır. Okullara istediği an konulabilecek. Öğretmenlerin ve diğer çalışanların sağlık önlemleri yeterince alınabilecek gibi bir algıya sahiptim ben. Bakanın yaz boyu söylediklerinden. Ancak yumurta kapıya dayandığı anda görüyoruz ki böyle bir durum aslında söz konusu değil. Siz de buyurdunuz, ne müstahdem, ne temizlik görevlisi, ne maske, ne başka bir şey, bütçesi bile yok. Bırakın elemanı, bütçesi yok. Böyle bir durumda siz eğitim birisi olarak, siz de mi yüz yüze eğitimin gerekli koşullar sağlanarak, yoksa biraz yüz yüze, biraz mesafeli, belki bölünmüş bir daha yoğunluğu azaltılmış sınıflarda, belki bir üçlü program ama bunun EBA ve online eğitim üzerinden takviyesi, sizin öngörünüzle, sizin üyeleriniz ne söylüyor size bu konuda? Şimdi bir defa bu yaşadığımız kriz merkezi yönetme krizidir. Merkezi yönetim şeyi artık çok mümkün değil. Dünyadaki bu pandemi ve eğitim yönetimi konusunda merkezden her şeyi yöneteceğim refleksi kesinlikle süreci tıkar ve bu işin içinden çıkılmaz. Çok doğru. Burada mutlaka ama mutlaka konu il pandemi kurulları üzerinden yürütülmek durumunda. Örnek vereyim. Bayburt'ta koronavirüs vakası çok sınırlı sayıda tek tükse, oradaki okullar niye kapalı? Yani Artvin'deki bir yerleşim yerinde hiç koronavirüs vakası yoksa oradaki okul niye kapalı? Oradaki okul direkt devam etmeli. Yalnız burada alternatif yöntemler kullanılmalı. Biz bunu başlangıçta bakanlıkla yaptığımız trafikte de, talim terbiyeli yaptığımız görüşmede de ifade etmiştik. Ve şu konuda da aşağı yukarı benzer çalışmalar, ifade ettiğimiz şeyler yerine geliyor diye düşünüyorum. Bir defa yüz yüze eğitim olabilen yerde kesinlikle yüz yüze eğitim, örgün eğitim. Yüz yüze olamayan yerde mutlaka ama mutlaka uzaktan eğitim. Uzaktan eğitimi de çeşitlendirmek gerekiyor. Televizyon kanalıyla, canlı olarak internetten öğretmeniyle buluşturarak çocuğu, kendi öğretmeniyle. Çünkü öbür türlü televizyondan dinlediğiniz şey tekil bir sunum. Bu telafi anlamında işe yarayabilir. Erişimde zorluk çekilen yerde boş kalmasını engelleyebilir. Daha sonra EBA'da depolanan şeyi yeniden dönerek bir daha pekiştireç yapılmasını sağlayabilir. Bütün alternatifler değerlendirilmek durumunda. Ama burada mutlaka ama mutlaka bu sürecin yönetimi merkezden açtık, kapattık şeklinde olacak bir şey değil. Şu an Türkiye'deki koronavirüs vakaları boyutuyla illerde lokalizasyonlar belli, illerin sayıları belli, nerelerin riskli, nerelerin daha rahat olduğu belli. Öyleyse bu il pandemi kurulları üzerinden yürütülmek durumunda okulların bu süreçleri ve orada karar verilmeli. Hiç riskin olmadığı bir yerde okulu kapalı tutuyor olmanın hiçbir anlamı yok. Biz bu sürece ilişkin dünyadaki bütün örnekleri taradık. EFSAM üzerinden yaptığımız çalışmayı da COVID-19 salgını gölgesinde eğitim riskler ve öneriler şeklinde bakanlığa da takdim ettik. Burada da aynen bu çerçeveye dikkat çektik. Dünyadaki örnekleri göz önüne getirdik ve bu sürecin yönetiminin kesinlikle esnek bir yöntemle sağlanabileceğine ilişkin cümle kurduk. Fakat sizin de az önce ifade ettiğiniz birinci bölümde bizim de altını özenle çizdiğimiz okulların bütçe konusu, hijyenin sağlanabilmesi konusu, hizmetlerin görülebilmesi konusu kesinlikle ama kesinlikle resmi yazı gönderdik, okullara bildirdik denilerek savuşturulacak bir şey değil. Çünkü hijyen kılavuzu yayınladı okullarla ilgili Türk Standart Enstitüsü ile beraber Milli Eğitim Bakanlığı bir hijyen kılavuzu yayınladı ve gönderdi. O kılavuza göre bir okulun, büyük bir okulun aylık bir defa en az 10 bin lira civarı bütçesine ihtiyacı var. Ney bu? Bu hijyenin sağlanabilmesi ve o şartları yerine getirilmesi açısından personel boyutuyla olan eksiklikleri ifade etmek istemiyorum. O yüzden burada konu bir defa okulların üzerine yazı gönderilerek, yazı yazdık denilerek geçiştirilecek bir konu değil. Mutlaka bütçenin gönderilmesi gerekiyor. Bu sürecin yönetimi konusunda sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na mı görev düşüyor? Hayır. Bu süreçte tüm toplumsal aktörlere görev düşüyor. Onun için
Süreçte tam bunu soracağım. Mesela evet. Sağlık Bakanlığı'nın burada Milli Eğitim Bakanı desteği veya başka bakanlıkların olabilir mi acaba? Kesinlikle olabilir. Bu bir artık halk sağlığı meselesidir. Eğitim konusu da ötelenemeyecek bir konudur. Çünkü bu çocukların yedeği yok. Yani bir çocuğun yedeği yok. Kardeş onun yedeği değil. Herkesin hayatı kendine. Onun için öğrenme kayıplarının giderilmesi, onun nitelikli yetiştirilebilmesi, eğitim hakkını yeterli miktarda kullanabilmesi konusunda birinci öncelik bu saatten sonra Türkiye'nin eğitim konusunu hiç boşluklara mahal vermeyecek şekilde yürütmesini sağlamaktır. Onun için bu hükümet olarak en ağırlıklı üzerinde durulması gereken konudur. Sadece oraya mı sorun düşüyor? Hayır. Valilikler düğünleri yasaklayabiliyor. Askeriye uğurlama sınır getirebiliyor valilikler bu anlamda. Nargile kafeleri yasaklıyor. Şimdi işte taziyeleri hatta erteliyor. Yapabilir bunu. Valilikler çok rahat bu süreci çok daha esnek ve refleks yürütebilirler yerel yönetimlerle, yerel dinamiklerle birlikte. Bunun içerisine paydaşlar olarak sendika yöneticileri de, yetkili sendikada buna dahil edilebilir. Veli temsilcisi konulabilir. Süreç çok katmanlı ve çok aktörlü yönetilerek bu konuda topluma da bir güven verilir. Fakat tam da sözün bu kısmında Feray Hanım aynı bölgeden sendikacı olarak Ankara'ya gitmiş birisi olarak, bir arkadaşı olarak bir konuda kendisine katılmadığımı, bu konuda da eğitim çalışanlarının çok ciddi anlamda eleştirdiğini kendisine ifade edeyim. Okulları bir tane koronavirüs vakası okulda çıktı diye tüm okulları alt alta sıralayarak bu anlamda kargaşayı, kaygıyı, velilerin tedirginliğini artırmanın çok sağlıklı bir tarafı yok. Sizinle de az önce görüşürken aşağıda burada arkadaşlar yakalandı mı diye... Bizde de oluyor, diğer yerlerde, kamu kurumunda oluyor, apartmanda oluyor. Dolayısıyla bütün milleti veri veriye vermenin bir anlamı yok. Bu çok sağlıklı bir yöntem değil. Bu politikalarını bence bir gözden geçirmeleri iyi olur. Çünkü okul ortamlarından da bize çok ciddi anlamda dönüş olarak eğitim sen ne yapmaya çalışıyor, program etmeye çalışıyor gibi algılanıyor. O yüzden bu konuda bu politikayı bir daha gözden geçirmeleri çok daha sağlıklı bir yere tekabül edebilir. Hocam. Hassasiyet olarak biz dikkate alınsın dedik denilebilir. Ama bunun farklı yöntemi de var. Öbür türlü bunu afişe ederek kusurlar listesi yayınlar gibi ifade etmek kargaşayı artırmaktan başka bir şey yaramaz. Halbuki Feray Hanım da şunu kendisi de ifade etti. Biz de dedi yüz yüze eğitimden yanayız. Kesinlikle eğitimin yüz yüze yapılmasından yanayız. Hijyenin ortamlarının sağlanarak çocukların bunu bir yaşam biçimine dönüştürmesi gerekiyor. Çünkü işin ne zaman biteceği belli değil. Uzun süreceği benziyor. Her ülke bir Covid aşısı açıklıyor. Dolayısıyla iri iri cümleler kuruluyor ama ortada herhangi bir şey yok. Anlaşılan bu şekilde yaşamaya ve bu şekilde hayatın boşluklarını doldurmaya... Covid bittikten sonra başka bir virüs çıkacak. Bir kesinlikle virüs devam etmek durumundayız. Yalnız burada bir kriterin konması lazım. Mesela hangi koşullarda okulları açarız sorusunun cevabı bir defa üretilmesi gerekiyor. Yani geçen bir haber vardı, dikkatinizden de kaçmamıştır. New York valisi %1 diyor eğer... test vakası oranı varsa ben okulları açarım diye ifade ediyor. Şimdi bu oran kaç olması gerekiyor? Yani bu anlamda kriterleri... Şu an %2'ye yakın, evet. %1 dolayısıyla, yüz binde kişi başına vakanın birinin altına yani düşmesi gerekiyor. Türkiye'de 8 ile 10 arasında sürekli Burada da az önce ifade ettiğim gibi il bazlı değişiyor. Son oranlar da daha da artmış durumda. Mesela 99'da Gölcük depremi oldu. Okullar 3 ay geç açıldı. Ya da kar tatili en basit örneği. Yani kar tatili olur. Kar yoğunluğunun fazla olduğu yerde okul idari izinleri o gün tatildir. Ama diğer yerlerde olduğu gibi devam eder. Yani burada artık merkezi tek kalıp bu sistemi yürütmek mümkün değil. Bakanlığa düşen şu. Bakanlıkta bir acil politika kurulu oluşturması gerekiyor. Yerelden gelen bilgilerin derleneceği, acil önlemlerin hızlı şekilde sahaya sürüleceği. Yoksa bakanlıktaki süreç... Yani Sağlık Bakanlığı'yla çok daha yakın bir koordinasyon tabii, içerisinde aynen. Hem önlemlerin ama yerel, hem hastalığın seyrine göre yerel bazda. Şu mahalledeki okulu açmıyorum, üzerinden açıyorum gibi. Sürecin yürümesi gerekiyor. Yoksa öbür türlü emin olun milleti de strese sokar. Çocukların da öğrenme kayıpları artar. Daha sonra okul terklerine bu süreç sebebiyet verebilir. Ve bu çocukların yedeği yok az önce ifade ettim. Bazıları kademeler arası geçiş aşamasındalar. O yüzden hayatlarının geri kalan kısmını işte seneye telafi edebilirim aynen. Diyebileceği bir alan yok. YGS'ye girecek olan tabii. Var. O yüzden süreç bu boyutuyla çok daha komplike, çok daha geniş açıdan görülmek ve düşünülmek durumunda. Bu diğer ülkelerde oluyor mu? Oluyor. Bugün de yansıyan bir haber vardı. Dikkatinizden kaçmamıştır. 1 Haziran'dan itibaren mesela İngiltere'de okullar açıldı. Kademeli olarak daha sonra tamamında açılır hale geldi. Ve teneffüs ve mola zamanlarında sadece bu tip konularda biraz dikkatli davranıyorlar. Fransa'da bugün, hatta Rusya'da bugün itibariyle tekrar bu anlamda açılmış durumda. Yine mola kısımlarına dikkat ediliyor. Bazı
ülkelerde sınıfta maske takılmıyor, koridorda ve diğer yerlere takılıyor. Okulların kapıları açık tutuluyor. Havalandırma sağlanıyor. Çocuğu kontrol edemezsiniz. Yani evet. Yani özellikle hadi üst sınıfları belki de küçücüklerde nasıl bunu kontrol edeceksiniz ki? Koşturacaklar koridorlarda yani. Ama burada bir şeyin altını çizeyim. Az önce de ifade ettiğim birinci dönem, bu geride bıraktığımız ikinci dönem kısmı, eğitim öğretiminin ikinci dönem kısmı bir demo uygulamaydı. O demo uygulamadaki veriler son derece önemli. Biz bu konuda 10 bin öğretmen, 20 bin de öğrenci velisi üzerinden bir araştırma yaptık. Şu an araştırmayı yayınlamak üzereyiz. Bugün burada erken bazı bilgileri ve bulguları paylaşmak isterim bu vesileyle, bu yayın vesilesiyle. Öğrencilerin tümünün canlı derse katıldığını söyleyen öğretmen oranı 10 bin öğretmen içerisinde %1.3. Yani kendileri canlı ders verdiğinde tüm öğrencilerin katıldığını söyleyen %1.3. Online olarak. Evet, çok ciddi sorunumuz var demektir. %98,5 katılmıyor yani. Kesinlikle. Yani öğretmenlerin EBA'ya erişim konusunda hiç sorun yaşamayan öğretmen oranı sadece %30. Öğretmenlerin %80'i bu sonbaharda öğrencilerin okula göndermenin güvenli olacağı, okulların güvenli olacağına ilişkin endişesi var. %80'i endişe duyuyor bu konuda. Virüsün yayılmasını engelleme konusunda okulların gerekli hazırlığı yapabileceğini düşünenlerin oranı %28. Okullar bu hazırlığı yapabilir diyenler. Okullar gerekli hazırlığı yapamayacağını düşünenlerin oranı %42. Ve öğretmenlerin %80 okulların açılmasıyla birlikte vaka sayısının artmasından da bu anlamda endişe duyuyor. Şimdi bu veriler... Geçen hafta ben bir veri paylaştım. Çok özür dilerim, lafınızı kestim. Geçen hafta bir veri paylaştım. Amerika'da Kuzey Carolina eyaletinde Chapel Hill kentinde, yani North Carolina Üniversitesi'nin merkez olduğu yerde okul, üniversite açılmasıyla beraber Chapel Hill'deki vaka miktarı 6 katına çıkıyor. Ben de tam başka bir örnekle devam edeceğim biraz sonra. Yani isterseniz bir tamamlayalım. Reklam arası vereyim. Ali Bey reklamdan sonra cevap verin. Çünkü arkadaşlar deminden beri uyarıyorlar. Tamam, kısa bir reklam arası ardından Ali Bey'e cevaplar başlayalım. Tabii ki. Evet efendim, kusura bakmayın, bir 7 dakikalık ara girdi sizin cevabınıza. Ben hatırlatayım izlemeyenler varsa ya hatırlamayanlar. Ali Bey dedi ki sizin bir listeyinde korona vakasına rastlanan, Covid-19 vakasına rastlanan okulları açıklamanız panik yaratmaktan öte bir şeye yaramıyor. Oysa bunu bu şekilde yapmasanız, uyarıcı bir şekilde bakana da konuşsanız daha doğru bir şey yaparsınız. Size bir tavsiyede bulundu. Siz dediniz ki ben buna itiraz ediyorum, buyurun. Ali Bey'in... Milli Eğitim Bakanımız da Sayın Bakan'la aynı cümleleri kurması ayrıca talihsiz bir açıklama. Bu ifadeleri afişe etmek şeklinde belirtilmesi de yani şu anda yaşadığımız hem eğitimci arkadaşlarımızın hem öğrencilerimize dair yaşadığımız sağlık kaygısı bu kadar ciddi bir boyuta gelmiş durumdayken kesinlikle kabul edilemez ve etmiyoruz. Biz öncelikle açıklamanın yararı ne size göre bununla ilgili? Tam oraya geleceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz bir eğitim sendikasıyız. Bir demokratik kitle örgütüyüz. Demokratik kitle örgütlerinin görevleri, temel görevi iktidarların veya karar alıcıların hoşuna giden cümleler kurmak değildir. Ve var olan gerçekliği yok saymak da değildir. Bizim temel sorumluluğumuz, hele ki bu ülkenin eğitim emekçileri, öğretmenler olarak tarihsel ve toplumsal sorumluluğumuzun gereğini yapmaktır. Ve yine önceliğimiz nedir? Sınıftan yanadır. Eğitim emekçilerini temsil ediyoruz. Eğitim emekçilerin sağlığından yanadır. Öğrencilerimizin sağlığından ve eğitim hakkından yanadır. Bizim tarafımız burasıdır. Ve dolayısıyla 30 milyonu aşkın çalışan ve öğrenciden bahsediyorsak ve temas ettiğimiz tüm kesimlerle birlikte bütün memleketin sağlık hakkından bahsediyoruz. O yüzden bir eğitim sendikasının temel sorumluluğu birinci budur. İkinci, nasıl hareket eder bir eğitim sendikası? Bilimsel yöntemlerle hareket eder. Somut bilgi üzerinden hareket eder ve şeffaf bilgiyle hareket eder. Bilgiyi yok sayarak, somut gerçekliği yok sayarak çözüm üretemezsiniz. İkinci temel mesele de bu. Ve biz son derece açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Ve yine az önce de ifade ettim, sadece paylaşıyor muyuz? Sadece bu vakalar vardır diyor muyuz? Hayır. Ne yapıyoruz? O okulda gerekli önlemlerin alınması için şu an il il, okul okul müdahalede bulunuyor ve karar alıcılara sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için öncelikle gerekli önlemler alınmalıdır. Bakın siz de örnek verdiniz. İsrail çok somut bir örnektir. İsrail'de gerekli önlemler alınmadan
okulların açılması sonrasında 2 hafta içerisinde ikinci dalga başladı. Öğretmenler, öğrenciler karantina altına alınmaya başlandı. Eğitim hakkıyla sağlık hakkı birbirinden ayrılmaz bir bütündür. O yüzden bir eğitim sendikasının görevi öncelikle eğitim emekçilerin, öğrencilerin sağlık hakkını öncelemektir. Buna ilişkin kayıt altına almaktır ve biz aynı zamanda çözüm de üretiyoruz. Bakın salgından bu yana eğitim günlükleri yayınladık. Gün gün 62 tane eğitim günlüğü yayınladık. Ne var onun için? Bu eğitim günlüğünde hem kamuda, özelde çalışan arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'na yapması gereken sorumlulukları hatırlattık. Hem öğrencilerimizin uzaktan eğitimde yaşadığı sorunlara ilişkin tek tek kayıt altına aldık ve yapılması gerekenleri hatırlattık. Devamında 2239 öğretmen arkadaşımızla birlikte bir saha çalışması yaptık dedik ve arkadaşlarımızın %99'u, bakın tamamına yakını, dedi ki daha mesleki çalışmalara başlamadan önce bir an önce bütçe ayrılmalıdır dedi. Ve yine devamında yine çalıştay gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve YÖK'e tek tek yapılması gerekenleri anlattık. Tek tek kalem kalem neler yapılması gerekiyor yüz yüze eğitimin başlaması için, öğretmenlerin, eğitim emekçilerin, öğrencilerimizin sağlığını korumak için, eğitim hakkı için bunları kayıt altına aldık ve bununla ilgili önerilerimizi de paylaştık. Şimdi geldiğimiz süreçte bunların hiçbirinin yapılmaması bizim için kabul edilemez bir durum. Bakın şu an mesele ortada, salgın artıyor mu? Artıyor. Vakalar var mı? Var. Peki gerekli önlemler alındı mı? Buna bir cevap var mı? Yani şunu çok net gördük. Maske takın çağrısı veya tweet paylaşımı, basın toplantılarının bizim somut hayatımızda bir karşılığı yok. Şimdi 309 vakayı afişe etmek ifadesi nasıl kullanılabilir? Biz bir sorunu tespit ediyoruz. Böyle bir sorun var diyoruz. Böyle bir sorun var dediğimiz noktada hepimizin en temel hakkı değil mi? Hangi önlemler alındı? Yani şöyle söyleyeyim mesela, şimdi bu binada bizim Habertürk'te birileri hastalansa, atıyorum kameraman arkadaşımız hastalansa ve bunu bize söylemeseler ben bunu çok bozulurum. Derim ki ya söyleyeyim kardeşim, yani ben işe gelmeyecek değilim veya o arkadaşı işten çıkarın diyecek değilim ama en azından onun olduğu bölgeye gelirken maskemi takarım, önlem alırım. Stüdyoda bile maskeyle gezerim derim. Yani bilmekte bence bir zararı yoktur. Bunu da vay işte sen, çünkü şöyle bir mesele var. Beyefendiye de şu açıdan katılıyorum ben. Sağlık meselesi insan hakkı meselesidir. Yani kimsenin sağlık durumu, aynı kelimeyi kullanmak istemem ama kendi rızası dışında ilan edilemez. Yani ben bir hastalığa sahip olabilirim ve bu hastalık toplum açısından risk teşkil etmiyorsa eğer, bunu kimse, ne doktorum ne başkası, bir üçüncü şahısla bunu paylaşamaz. O açıdan baktığınız zaman insanlarız, ama bu bir pandemi ve toplum sağlığı açısından risk gösterdiği, risk oluşturduğu için de bilmek hepimizin hakkıdır diye bakıyorum. Biz, kısa yoldan gidersin. Arkadaşlarımızın, şöyle bir toparlayayım isterseniz. Biz arkadaşlarımızın tabii ki kişisel bilgilerini paylaşmıyoruz Fatih Bey. Hani kendi yine rızaları olmadan zaten hiçbir zaman böyle bir süreç işletmeyiz ve buradan doğru da bir süreci tarif etmedik zaten. Ancak hani bir şu an biz başladık 24 Ağustos'ta az önce de ifade ettiğim gibi mesleki çalışmalara. Okullara giden arkadaşlarımız bize şunu net bir şekilde söylüyor. Okullarda geçmiş eğitim öğretim yılı süreçlerinde bile kısmen de olsa yapılan temizliklerin bile yapılmadığını, boya ve benzeri peki burada hazırlıkların ne yapılabilir? Hocam şimdi burada ne yapılabilir? Şu açıdan söylüyorum. Şimdi bakan diyor ki kardeşim ben de ödenek mödenek yok. Maliye bana para vermiyor. Bakanın söylemeye çalıştığı bu. Direkt olarak da bunu söyleyemediği için dolaylı olarak söylüyor. Millet de bakana haklı olarak kızıyor ama bakan da diyemiyor ki kardeşim ben parayı söylemem, ne yapayım diyemiyor. Ya benim belli bir param var. Öğretmen maaşı ödeyince geriye bir şey kalmıyor. O yüzden ne okullara temizlik için ne işte diğer önlemler için bir şey yapamıyorum demeye çalışıyor adamcağız. Sıkışmış belli ki. Diğer yandan okul aile birlikleri çalışmıyor. Ayrıca da ekonomik durum ortadayken bazı riskli bölgelerde özellikle az gelişmiş ya da ekonomik olarak zorluk çeken bölgelerde yeterli katkıyı sağlamak pek mümkün olunca okul aile birlikleri vasıtasıyla, üstelik de salgında en yüksek risk içeren bölgelerde daha çok bu bölgeler. O zaman ne yapmak lazım? Siz olsanız ne yaparsınız? Mesela ben aklıma şu geliyor.
Bu iş Maliye Bakanlığı'na devredilir veyahut da Sağlık Bakanlığı'na devredilir. Sağlık Bakanlığı bir ihaleye çıkar. Der ki kardeşim yurt genelindeki 185 bin okulun temizlik ve bilmem ne giderleri için buralarda bu işleri yapacak işte sağlık firmalarına iş verecektir der. Bu sefer de özelleştiriliyor mu bu iş, ihale yolsuzluğu mu, bilmem ne mi, kim davet edildi, edilmedi, başka meseleler çıkar ortaya. Hep beraber bağırırız yani. Ben biliyorum bizi yani. Ne yapmak lazım sizce o zaman böyle bir durumda? Ne yapmak gerektiğini dediğim gibi somut somut da adım adım da hızlıca paylaşacağım. Ancak yine şunu da belirteyim. Biz bunun kişisel bir mesele, Milli Eğitim Bakanı'nın nezdinde bir mesele den çok daha büyük bir mesele olduğunun farkındayız. Aynen. Burada hani siyasi iktidar bir tercihte bulunacak. Bu çeşitli şirketler eliyle değil. Başta da yine belirttim. Yani anayasada net bir şekilde diyor ki devlet bütün çocukların kamusal eğitim hakkından sorumlu diyor. Ve bu çocuklar bizim bugünümüz ve aynı zamanda toplumun geleceği değil mi? Yani çok ciddi anlamda geleceğimizi belirleyecek bir meseleden bahsediyoruz. Şifer Hanım bakın o yüzden, bunlar çok güzel laflar. Bunlar dinlediğim zaman ne güzel konuşuyorsunuz diyorum ve çok hoşuma gidiyor. Ama bir de ortada bir somut Türkiye gerçeği var. Yani şimdi mesela ben de isterim ki Türkiye'de herkesin bir bilgisayar olsun, bir cep telefonu olsun, herkesin bir otomobili olsun, herkese bir evi olsun, herkes en iyi sağlık hizmetini ücretsiz, bunların hepsi ben de isterim. Ama bir de elde imkanlar, yapılabilenler, yapılamazlar var. Yani dediğiniz güzel, evet böyle olmalı. Devletin görevi bu. Sosyal devlet dediğiniz tamamen budur zaten. Ve biz sosyal devlet olduğumuzu iddia ediyorsak da bunları yapmak zorundayız. Tamam da nasıl? Diyelim ki ben yarın beni Türk halkı dedi ki sen Cumhurbaşkanı'sın Ey Fatih. Sen ben de dedim ki ya Feray Hanım şahane konuşuyor. Onun fikirlerine bayıldım. Ben onu bakan yaptım. Siz yarın bakansınız. Bunların gerçekleştirmek için paranız var mı? Nasıl yaparsınız bir yandan? Onu merak ediyorum. Birçok meselede biz geçtiğimiz günlerde de yine yaşadık. Eğer bir tercih söz konusuysa bir kaynak yaratılabildiğini görüyoruz. Örneğin özel okul velilerinin itirazları vardı. Vergi oranında bir indirime getirdi. Evet, KDV düşürdü. Bu mesela özel okul sahipleri açısından bir kayıp anlamına geliyor mu? Hayır, sizin verginizden, benim vergimden bir tasarrufta bulunuldu. Size soruldu mu? Hayır. Bana soruldu mu? Hayır. Demek ki istenildiğinde bir tercihte bulunabiliyor ve kaynak ayrılabiliyor. Bir kaynak ayrılmadı, kaynak alımından vazgeçildi. Şöyle, sonuçta yine aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Hepimizin vergileri üzerinden bir tasarrufta bulundu. Bunu özel okul sahipleri bulunmadı bu tasarrufta. Ama o vergi indirimi velilere yansıyacak özel okul öğrencilerinden beri. Yansıyacak ama özel okul sahiplerinin ödediği vergi değişmeyecek. Her adım attığında o veli vergi vermiyor mu? Maaşından o vergi kesilmiyor mu? Alışveriş yaptığından kesilmiyor mu? Daha çok sayıda örnek verebiliriz. O yüzden burada bir tercih meselesinden bahsediyoruz. Birçok alanda biz yine 2012'de yine özel okullarla ilgili sürecin ne kadar arttığını gördük. 2 katından daha fazla arttı. Kamuya yok denilen kaynakların, biz okullarımıza bütçe denildiğinde yok denilen kaynakların o dönemde teşvik adı altında milyonlarca lira üzerinden aktarıldığını gördük. Yani bir tercih söz konusu olduğunda bununla ilgili adım atılıyor. O yüzden kaynak yok kısmının çok ötesinde bir yerdeyiz ve öğrencilerimiz açısından da kopuyorlar öğrencilerimiz. Ciddi bir şekilde eğitimden kopuş süreci yaşıyorlar. Örneğin yine şu an yüz yüze eğitime başlamış ülkelerde. Hayır, şunu deseniz anlarım. Deseniz ki şimdi KDV düşürülüyorsunuz özel okullarda. Evet ama zaten özel okula çocuğunu yollayan veli zaten eğitim için yani eğitim örgün eğitime, kamunun yaptığı eğitime çocuğunu yollamayarak oradaki yükü hafifletiyor ve zaten bir para ödüyor. Yani ekstradan bir para ödemesin, bir de ekstradan yaptığı bir şey ikinci kez vergilendirmesin diye bundan o verginin alınmaması velinin lehine bir şey. Kötü bir şey değil bu. Ama deseniz ki mesela atıyorum köprü müteahhitlerine para var da eğitime mi yoksa siz bunu makul karşılarım ben. Veyahut da ne bileyim işte her türlü ihaleye para var da buna mı yok, bunu da makul karşılarım. Ama diğerini dediğiniz zaman mesela ben özel okula öğrenci yollayan bir baba olsam derim ki kardeşim benim vergimle zaten öğretmenlerin maaşı diyor. Ben normal vatandaş olarak vergimi ödüyorum. Ama bir de benden ekstra için bu işi vergi almanız anlamsız oluyor diye düşünürüm veli olarak. Ben hani vergilerimiz üzerinden bir karar noktasında bulunulması üzerinden ifade ettim. Yoksa sizin dediğiniz gibi ihaleler noktasında da görüyoruz bunu, kamu kaynaklarının kullanılması noktasında da onlarca örnek verebiliriz. Sadece
hepimizin ödediği vergi, bütçe, kaynaklar üzerinden istenildiğinde bir tasarruf hakkında... Diyelim ki buna para bulunabilir. Kesinlikle. Ve yüz yüze eğitimin başladığı ülkelerde bahsettiğim örneğin diyor ki net bir şekilde öğretmenlere, bütün eğitim çalışanlarına, öğrencilere düzenli ve ücretsiz test yapılmalı. Risk grubu değerlendirmeleri yapılmalı. Yine temizlik, sağlık görevlisi, öğretmen ataması eksiksiz karşılanmalı. Şimdi hani tüm bunlar olmadan yüz yüze eğitimin başlaması mümkün değil. O yüzden biz nasıl bütçe talebinde bulunmayız ya da siyasi iktidar nasıl buradan doğru bir adım atılmaz? Bunun başka bir şekilde hiçbir karşılığı yok. O zaman bu bir yıl, iki yıl daha uzayacaksa biz... Öğrencilerimizin eğitim hakkından kopuş sürecini sadece izleyerek mi süreci devam ettireceğiz? O yüzden bizim yapmaya çalıştığımız var olan somut gerçekliğin ortaya konulması, bununla ilgili gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili net bir açıklama yapılması ve 20 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Eğer bu şekilde bir adım atılmazsa öğrencilerimizin yüz yüze eğitime başlama koşulları gerçekleşmeyecek ve bu kopuş gitgide hızlanacak. Ve çok net bir şekilde biz gördük ki kamu okullarıyla özel okullar arasında ciddi bir uçurum açılmış durumda. Yeterli bütçe ayrılmadığı için devlet okullarının olanak farklılıkları nedeniyle ciddi bir uçurum açılmış durumda. Ve yoksul ailelerinin çocuklarının eğitim sürecinden hızlıca kopuşuna tanıklık ediyoruz hep birlikte. Mevsimlik tarım yoksa işçisi... Yoksa olmayanların da kopuşu var, merak etmeyin yani. Daha az bile olsa orada da kesinlikle. Var. Kesinlikle. Yani. Zaten yine arkadaşlarımızın da belirttiği %94'ü oranında nitelikli bir şekilde uzaktan eğitime ulaşamadıklarını ifade etmiş durumda arkadaşlar. Çocuklar da çok yani evde, ev ortamında ders yaparken çocukların da çok konsantre olamadıklarını ve doğru düzgün bir eğitim havası oluşmadığının farkındayım. Ayrıca değişik tartışmalar da çıkıyor. Mesela işte öğretmen diyor ki kamerayı aç diyor. Bu sefer kişilik hakları işte beni izliyor musun bilmiyorum. Ya derste olsa izlemeyecek mi kardeşim diyorsun ama bir yandan da evet doğru bir kişilik hakkı evin içinde görünmesi falan filan gibi meseleler de ortaya çıkıyor. Çok karmaşık ve zor bir şey. Hukuki olarak insan hakları açısından her açıdan karışık bir iş. Hı hı. Bunu dünyada da karışık ama bizde daha da biraz da kamuoyuyla karıştırıyoruz işi. Hocam şimdi size şöyle bir eleştiri geliyor İzmir'den. Diyorlar ki evet bölgesel karar verilmesi doğru. Aynı şey futbolda da söz konusu. İşte il pandemi kurulları maçlar seyircimizin bir karar versin o ilin maçına diye düşünüyorlar. Ama deplasman yasağı olması gerekir deniyor genellik olarak. Şimdi sizde de velilerden gelen şu. Diyor ki yüz yüze eğitimle online eğitim arasında öğrenci açısından çok ciddi bir kalite farkı olduğu ortadayken ve yüz yüze eğitimin yerine hiçbir şey koyulamayacakken yüz yüze eğitim yapmayan okullardaki öğrenciler geri kalmayacaklar mı? Özellikle de o sene Anadolu Lisesi ve kolej sınavlarına ve üniversite sınavına girecek gençler açısından bu farkın ömür boyu sürecek bir farka dönüşmesinin de söz konusu olduğunu ve fırsat eşitliğine aykırı olduğunu söylüyor veliler. Ne dersiniz bununla ilgili? Şimdi o soruya gelmeden... biz bir şeyin altını çizeyim. Ben burada Feray Hanım'ı suçlamak için söylemedim. Kolunu bir katkı sunmak için söyledim. Şimdi çok basit. Yani Habertürk'te korona çıktı diye ilan edilse Habertürk'ün buradaki... Ediliyor merak etmeyin. Yani işte gelen buraya gelecek konuktan tutun da her şeye etkiler bu. Halbuki... Etkiliyor. Habertürk'te bir tane korona vakası çıkabilir. Habertürk'te birisi korona vakası ile ilgili gerekli önlemler alınıp deyip Habertürk'ün yönetimine yazı yazmış olsa bu sorumlu bir davranıştır. Ama diğeri alt alta sıralayarak okulları sıralamak bu sorumlu değil, sorunlu bir davranıştır. Çünkü bu provokasyon anlamına gelir. O yüzden ben burada nefsi bir mesele gibi algılayabilir Feray Hanım. Bu konuyu hakikaten sağlıklı tartışmalarını bir eğitimci ağırlığıyla yeniden bir gündem yapmalarının sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hocam şöyle söyleyeyim. Bizim kurumda çıkan olayı korona vakasına rastlandı. Benim Teketek'in yapımcısı tabii. olan çok sevgili kardeşimin babası koronadan dolayı hayatını kaybetti. İnternet sitede yazdılar. Pek çok konuğumuz bu yüzden online olarak katılmayı tercih etti. Biz de onlara zaman zaman zaten bunu tavsiye ettik. Ben kendimi risk grubunda görmeme rağmen pandeminin başından beri bütün programı bu stüdyodan canlı olarak yaptım. Ama
bunu açıklanıyor olmasına da hiçbir şekilde rahatsızlık duymadık. Hatta bunu da doğru bulduk. Çünkü kimseyi de risk altına atmak istemiyorduk. Benim daimi konuğum olan Celal Şengör, İlber Ortaylı gibi bir takım nispeten yaşlı dostlarım da evlerine katılır yayınlara. Rahatsızlık duymadık. Burada şöyle mesela işte Feray Hanım'la aynı yerden çalıştığımız için o da bilir. Kartal Bedir Rahmi Eyüboğlu'nda okulu listelediler. Okul daha sonra böyle bir şey burada yok. Niye bu böyle oldu diye. Buna itiraz etti haklı olarak. Şimdi bu tip tedirginlik üretmek yerine okula yazılı olarak bildirmek, böyle bir durum var veya ilçeye yazarak bu konuda önlemler alınsın demek. Önlemler alınmadığı zaman biz bunu uyarmıştık diyerek gereğini yapmak evet, çok doğru, daha sorumlu bir davranış. Olabilir. Veliler açısından da çok daha kıymetli. Çünkü biz de gereğini yapıyoruz. Hem okulların yüz yüze başlamasını isteyeceğiz. Hem de en ufak bir tane olmuş o vakada karantina süreci dikkate alınsın, hijyen dikkate alınsın diye okulu uyarmamız gerekirken alt alta okulları sıralayıp biz sanırım, kaygıyı büyüteceğiz. Pardon Ali Bey, tekrar bunu aslında iki kez ifade ettim. Bakın biz sadece okulları açıklama sınırıyla bir işletmiyoruz süreci. Arkadaşlarımızın kişisel bilgileri üzerinden değil, il okul devamında tekrar altını çizerek söylüyorum. Oradaki bizim iş yeri temsilcisi arkadaşlarımız. Veya eğitim sen üyesi arkadaşlarımız ve biz buradan aslında sadece eğitim senli arkadaşlarımıza da değil bütün arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Bakın tekrar söylüyorum okula gidiyorlar okuldaki Covid tanısı konulmuş veya temaslı olan arkadaşlarımızla ilgili isim üzerinden değil yaşanılan durum üzerinden tutanak altına alıyorlar. Bu gayet saygın bir davranış. Tutanak altına alıyorlar. Yetkili makama bildirmek saygın okul ama okullar alt alta sıralayıp 300 okulda değil vermek o... Kargaşayı artırmaktan ve tekrar o açık şeyden bakın, neyse bunun üstüne kap. Bunun üstüne yani tekrar söylüyorum. Yani buradaki tek tek bakın Milli Eğitim Bakanlığı'na tekrar söylüyoruz sorumluluğunu hatırlatıyoruz. İl ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gidiyor arkadaşlarımız. İl ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine de yapılması gereken noktasında bence burada bir sorun yok zaten. Yazılı olarak bildirdiğinizde bu yeterlidir. Bence alt alta sırayla bu okullara şey yapmak bence çok elleri, üstüne bu kadar duracak bir sorun yok bence. Yani ben şimdi diğer konuya ilişkin size. Gelince burada yüz yüze eğitim birinci önceliktir. Yüz yüze eğitimi sağlayabiliyorsak mutlaka yüz yüze eğitimi yapmalıyız. Yüz yüze eğitim yoksa o zaman uzaktan eğitimi hemen devreye almak durumundayız. Uzaktan eğitim de kendi arasında birkaç çeşit ayarlar. Birisi televizyon üzerinden, birisi EBA üzerinden canlı yayın, birisi daha sonra tekrardan dersi girerek pekiştirme gibi bu anlamda ya da sosyal ağlardaki bazı programlar üzerinden dersin verilmesi ki orada da az önce siz de ifade ettiğiniz bazı güvenlik tartışmalarını beraberinde getiriyor. O yüzden burada öncelik yüz yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitimi verebiliyorsak biz bu anlamda üzerimize düşeni yapabiliyor, karşılıklı etkileşimi sağlayabiliyoruz demektir. Ama bunu sağlayamıyoruz diye diğerlerini devre dışı bırakacak halimiz yok. Dünyanın tamamında bu durum aynıdır. Ve Türkiye'yi de bu anlamda böyle çok yerecek, çok yerin dibine batıracak bir tarzı da sağlıklı bulmam. Türkiye bu anlamda pandemi sürecinin yönetimi noktasında en iyi ülkelerin başında geliyordu. Bu son süreçlerde bir miktar vaka sayılarındaki birer kontrolsüzlük var. O da yeni normali biz millet olarak normal olarak algıladık. Aynen. Halbuki yeni normal kontrollü bir yaşamı bize vaat ederken... Burada hocam şunu söyleyeyim. Yani siyasetçilerin büyük payı var burada. Çünkü siyasetçilerin davranış biçimi kitleleri çok etkiliyor. Ve siyasetçiler yeni normali çok normalmiş gibi yaşamaya başlayınca... işte bir takım açılışlar, bir takım mitingler, bir takım şeyler olunca... Bu sefer vatandaşlar demek ki ortada korkacak bir şey yok diye bakıyor yani, ve önemsemiyor. Bu konuda tabii bütün kesimler açısından, bütün herkes açısından bu sorumlu... davranma söz konusu. Yani köpük banyosu yapanlardan tutun da bir sürü bu tip ekstrem örnekler yansıdı. Hocam bir tane bir kadın korona olduğunu biliyor, kızının düğünü var. Kimse gelmez diye saklıyor, düğünden 70 tane koronası çıktı. Ya da işte bir taziyeye gidip bütün herkesin korona olması gibi. Korona hastasını ziyarete gidip de hastalananlar var. Yani, o yüzden burada toplumsal anlamda herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Ben bütçe konusunda, okulların bütçesi konusunda... devletimizin isterse buna kaynağı çok rahat üretebileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye sahip bir devlettir, güçlü bir devlet. Ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikle konunun üzerinde yoğunluklu durması ve kabine tartışmalarında bizim en önemli sorunumuz eğitimdir. En önemli sorunumuz eğitim içerisinde de okulların bütçe konusunun çözülmesidir. Çünkü biz yüz yüze eğitimi yapacaksak okullarda yani yeterli... Siz de Feray Hanım gibi bu paranın bulunabileceğini mi düşünüyorsunuz? Ben bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye güçsüz bir ülke değil. Türkiye bu anlamda önceliklendirme konusunda
şu an halk sağlığı meselesi haline gelen eğitim konusunu birinci önceliği almak zorunda. Çünkü bazı şeylerin telafisi var. Yani bir köprüyü bugün de yaparsınız, bir yıl sonra da yaparsınız. Ama bir çocuğun hayatını bir yıl sonra o boşluğu telafi edemeyebilirsiniz. Onun için hiçbir çocuğun yedeği yok diye bunun için altını çiziyorum yani ben. Yoksa kaç, 18 milyon öğrenci var şu anda Türkiye'de? 18 milyon öğrenci var. 18 milyon öğrencinin bir yıl demek 18 milyon yıl kayıp demektir. Kesinlikle şey onun için yani. Önceliklendirme konusunda öncelik şu an eğitime verilmeli. Sağlık konusunda zaten bir öncelik var. Orada da sağlık çalışanlarının bu anlamdaki moral motivasyonu gittikçe düşüyor. Ve bu Türkiye açısından çok riskli bir durum. Burada da iş Sağlık Bakanı'na düşüyor. Sağlık Bakanı bir defa oradaki tartışmanın ana kaynağını sendikalarla tartışmaktan kaçınmamalı ve oraya ilişkin nitelikli dokunuşu yapmalı ve oradaki döner sermaye tartışması, insanların kendini değersiz hissetmesi ve kendi aralarında oluşan skaladan kaynaklı olarak o durumu da tamir etmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'de okullarda öğrenci sınıf başına düşen öğrenci sayısının 24'e kadar OECD ortalamasına kadar yaklaştığı, bazı yerlerde sınıfların kabarık, bazı yerlerde OECD ortalamasının bile altında olduğu olanlar da var, gerçek var. Da var. Bu ne demektir? Türkiye'de eğitime yatırım yapılmıştır, yapılmamış dersek, hiçbir şey yokmuş gibi konuşursak bu çok sağlıklı olmaz. Hakikaten Türkiye'de altyapı konusunda hem bilişim ağları konusunda, hem derslik konusunda, hem yeni okul yapımı konusunda, hem yeni öğretmen alım konusunda tahtaları, bunlar yapıldı. Projesi falan bunlar yürümedi. Ama şu an geldiğimiz noktayı dikkate alırsak, şimdi üzerinde odaklanmamız gereken konu şu. 25 kişilik sınıfı 25 kişi olarak eğitime devam ettiremeyiz. O zaman ikiye böleceğiz. Yani sınıfı ikiye bölerek eğitim yapacağız. Hangi dersleri vereceğiz, hangi dersleri uzaktan eğitimle vereceğiz? Bu konuda hiçbir flu durumun olmaması gerekiyor. Lazım. Bunların ama aylardır planlanması işte lazımdı. Aynen öyle. Şu an bu konuda görüştüğüm yerlerde de eğitimcilerle görüşüyorum, devamlı okullarla görüşüyorum, öğretmen arkadaşlarla teşkilat olarak kendi içimizde istişare ediyoruz, gelen sorunlara bakıyoruz. Bu tip konularda hala bir belirsizlik var. Bu belirsizliği aşmak için de merkezden çok fazla bu işi yöneteceğim diye düşünmek bazen sıkıntılıdır. Diğer meseleler sizi yorar merkez olarak, bakanlık olarak. Siz bu tip okulların yönetimi konusunda valilikleri, il pandemi kurullarını çok ciddi anlamda işin içine çekip bakanlık olarak kendi koordinasyon kısmında yapmanız gereken kısma odaklanmanız gerekiyor. Bunun için de genel müdürlüklerin çok acil bir vaka analizi konusunda aynı bilim kurulu gibi aralarında bir kurul olup düzenli toplanarak alandan gelen sorunları tartıştıkları ve genel müdürlüklerin işin içinde çok yoğun oldukları ve orada koordinasyonun çok yoğun yürüdüğü bir zemine ihtiyaç var. Yoksa biz süreç ilerledikçe bazı konularda da boşluklar tamir edilemez noktaya geldikçe başka bir tartışmanın içine gireriz ki bu da Türkiye'nin tadını, tuzunu, insanların keyfini kaçırır. O yüzden alınan önlemler noktasında mutlaka gözden geçirmemiz gerekenler var. Bütçe konusunda gözden geçirmemiz gerekenler var. Personel konusunda gözden geçirmemiz ve hızlı bir şekilde toplum yararına çalışmada eğer kadrolu okula yardımcı hizmeti alamayacaksak, gerçi yardımcı hizmeti kitlesinin ismine de biz bu anlamda sıkıntı olarak yaklaşıyoruz. Genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalı bu arkadaşlar. Ama kadrolu alamıyorsak o zaman toplum yararına çalışmada İşkur üzerinden çok hızlı bir şekilde okulların bu ihtiyacını karşılamak lazım. Çünkü şunu görmeliyiz. Görmezden gelerek veya halının altına süpürerek ya da yazıyı yazdık uyardık diyerek yönetemeyeceğimiz bir gerçeklik var ortada. Çünkü okul aile birliklerinin bütçesi boş. Okul aile birliklerinin bütçesinin boş olduğu niye boş mesela? Şunun için boş. Çünkü ikinci dönem okullara zaten kimse gidemedi. Veliyle okul yüz yüze gelemedi. İnsanlar okula da telefon trafiğiyle ya da uzaktan toplantılara katıldı. Şimdi yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Kayıt dönemi diye, kayıt döneminde de bazen biliyorsunuz işte bir iki tane olumsuz vaka olur. Bunun üzerinden herkes terslenir. Okullara kayıt parası alınmayacaktır diye. Kayıt döneminde de insanların bu konuda çok fazla katkıda bulunmadığı okullardan gelen bilgiler de gözüküyor. Öyleyse şu an okul idareleri stresin altında yığılmış kalmış durumda. Bir an önce adım atılmalı. Bakanlıkla bunu görüştüğümüzde Sayın Bakan'ın biz hızlı bir şekilde ilk dokunuşu yapacağız. İllere bu konuda planlama yapın dedik sözü bu açıdan kıymetli ve bu konuda hiç geciktirmeden iller okullar bazında bütçeleme işlemini yaparak bakanlıktan talep etmeliler. Çünkü bakan biz şu anda iki ay içerisinde bu işi telafi edecek kadar bir bütçeyi buna ayırdık diye ikili görüşmemize cümle kurdu. Öyleyse okullar bu konudaki ihtiyaçlarını illerle koordine ederek bir an önce istemeliler. Çünkü yarın yüz yüze eğitimle ilgili süreç başladığında o gün tam hazırlıklı hale gelmiş olmamız gerekiyor okullarda diye özellikle altını bu vesileyle çizmek isterim.
Şimdi zaten şeylerin katkısıyla, okul aile birliklerinin katkısıyla okuldaki işler zor bela ağır aksak görüyordu. Çünkü biliyoruz ki Sayın Bakan benim programda da söyledi bunu Ziya Selçuk. Dedi ki valla okullarda biz öğretmen parasını ödüyoruz. İşte bir kısmını da binayı minayı falan filan da biraz tamir mamir ettirmeye çalışıyoruz ama esas okulun günlük giderlerinin tamamı okul aile birliği ve veliler tarafından karşılanıyor. Bu karşılanması okullar yürümez. Şu anda karşılanamıyor şimdi, işte. Şimdi zaten normal işler buradan kör topal karşılanırken zorlukla. Bir de üstüne sağlıkla ilgili mesele geldiği zaman nasıl karşılayacak? Yani veliler mecbur mu veli? Yani devlet eğitimi sağlamak zorunda. Veli vergi verecek, onu yapacak, bunu yapacak. Zaten vergiler de yine arttırıldı, haldırıldı bir şekilde. Bir de üstüne... Şimdi az önce eğitim, özel eğitim konusuna girdik ve özel okullarla ilgili cümle kurduk. Şimdi özel okullarla ilgili önceden bir bütçeleme vardı ve onlara teşvik veriliyordu. O teşvik zaten kesildi ve biz de onu ısrarla istiyorduk. Bunlar okullara bütçe olarak verilsin diye. Ama bu okullara bütçe olarak henüz inmedi. Bu anlamda az önce de geçtiği için altını çizmekte fayda var. Türkiye'de özel okul konusunda biz sendika olarak böyle bir sermaye düşmanlığı, işte bunlar olmasın gibi yaklaşmıyoruz. Kesinlikle özel okul konusunda alınabilecek mesafe varsa alınsın. Dünyada OECD ülkeleri arasında, 31 ülke arasında 27. sıradayız biz özel okullaşma oranında. %8'e yeni çıktı bu anlamda. Özel okullarla ilgili tartışmayı özel okullara bırakıyorum. Ama çok da ciddi sıkıntılar falan yaşadıklarını düşünmüyorum. Geçen dönem eğitim öğretimi son dönemin sonuna kadar devam ediyor. Hocam valla benim zamanımda özel okul binde birdi. Gayet de devlet okulları da şahaneydi. En iyi okul, eve en yakın okuldu. Kimsenin de bir derdi yoktu. Böyle büyük bir eşitsizlik evet. falan filan da olmazdı. Şimdi, işte bir kısımda insanlar da sınava girerlerdi. Anadolu liseleri vardı. Hepsi oldukça kaliteli olan. Fakat sonra Anadolu lisenin sayıları arttırıp kaliteli düşürüldü. Bu hükümet dönemi değil, daha önceki dönemlerde. Bu hükümet bunu sürdürdü. Bunlar bir de üstüne şey Anadolu inovatifler falan filan diye bir şeyler de eklediler ama eğitim kalitesine bakılmadı. Eğitimin ismine bakıldı. Bir de özeller açıldı. Özel okulların %90'ında yerlerde süründüğünü, öğrencilerin döküldüğünü de gayet iyi biliyorum. Yani onu zaten, niye insanlar oraya yolluyor ondan anlamıyorum. Şöyle onu zaten vatandaş değerlendirecektir. Eğer tatmin oluyorsa devam ettirecektir. Değilse alternatifine bakacaktır. Özel okullarda geçen dönem dönemin ortasından itibaren yüz yüze eğitim yapılamamasına rağmen dönem sonuna kadar bu anlamda tahsilatlarını yaptılar. Yani yapmadılar diye bir şey yok. Pandemi sürecinde de bütün çalışanlarını kısa çalışma ödeneğinin içerisine aldılar. Ben öyle ciddi bir sorunları falan olduğunu bu açıdan düşünmüyorum. Geçen dönem aslında iyi geçti onlar açısından. Pardon, tüm çalışanları ne dedin? Kısa çalışma ödeneğine zaten oradan onu da devlet üzerine aktarmış oldular. Ve burada ister istemez bir de zaten veli tahsilat sistemini bankalar üzerinden veli tahsilat sistemiyle işlerini görüyorlar. Ve veliyi direkt bankayla muhatap ediyorlar ve bankadan toptan paralarını çekmiş oluyorlar. Bazı özel okullar bu yönteme geçmiş durumdalar. Yarın bir gün ödemezlerse diye. O yüzden o tartışmayı ben geride bırakıyorum. O tartışmaya çok fazla girmenin bir anlamı yok ama özel sektöre ilişkin, özel okullara ilişkin hiçbir düşmanlığımız yok. Sayısının artmasından da bir kaygımız yok. Dolayısıyla bir rekabet halinde olması bu anlamda sıkıntı değil ama devletin oraya ilişkin ağırlık vermesini bu anlamda doğru bulmam. Çünkü devletin asli görevi bu anlamda resmi okullardır, örgün eğitimdir, kendi sorumluluklarıdır. O yüzden buranın ihtiyaçlarına odaklanması gerekiyor devlet. Bir de kendi yetiştirdiği öğrencilerin belli süreçte o tarafa transfer edilerek buranın değersizleştirilmesinin önüne geçmesi gerekiyor. Haksız rekabetin önlenmesi açısından bunlar da son derece önemli. O yüzden bu pandemi süreci içerisinde bizim mutlaka dikkate almamız gereken şey merkezden çok aşırı odaklanarak bu işi çözeceğiz demek çözümsüzlüğü dayatmak anlamına gelir ve bu bir miktar sonra umutsuzluğa doğru gider. İnsanların hayal kırıklığına yaşamasını sağlar. İl pandemi kurulları, okulların bütçeleme konusu yine aynı ifade ediyorum. Alternatifli seçenekleri mutlaka koymalı ve bakanlıkla yaptığımız ziyarette bakanlığa özellikle eğitim ve pandemi konulu bir eğitim şurası toplayın. Sosyal paydaşlarla bir araya gelin. Konuyu tüm boyutlarıyla geçti artık. Masaya yatırın demiştik. Buna ilişkin hazırlıkların olacağına ilişkin de cümle kurulmuştu. Bunu geciktirmemek lazım. Dolayısıyla ne kadar erken bu tip konuda sosyal paydaşların katkıları alınırsa o kadar nitelikli bir süreç yönetimi olur. Yoksa
Bu anlamda oluşabilecek boşluklar yarın bir gün telafi edilemeyecek faturaları beraberinde getirir. Nesil aslında. Demin söylediğimi kanıtlayan bir şey. Bir esnaf diyor ki bir yıldan beri liseler için ödenek gelmediği için bu oralardan tahsilat yapamıyoruz. Okullar, fotokopi makinesi, yazıcı gibi şeylerin toner giderlerini de karşılayamıyorlar. Nerede kaldı şey diyor. Doğru söylemiş. Bunu yollayan bir esnaf. Hı hı. Peki şimdi... Bir yandan örgün ya da yüz yüze eğitim, bir yandan ikisine hazırlıklı olmalı. Hı hı. Peki size göre mesela yüz yüze eğitim için hazırlıklı olmadığımızı anladık. Yani en azından hijyen açısından hazırlıklı değiliz. Peki online eğitim veyahut da işte diğer televizyon vasıtası yapacak eğitim için bir hazırlık var mı? Öğretmenler bu noktada kendilerini hazır ve donanımlı ve yeterince bilgilendirilmiş ve buna ilişkin... teknik malzemeyle donatılmış hissediyorlar mı? Okullarda bunun altyapısı var mı? Öncelikle uzaktan eğitime erişim için gerekli ihtiyaçlar karşılanmadı. Hani çocuklar erişemiyor. Öğretmenlerin bu konuda bir fikri var mı? Tam oraya devam edeceğim. Yani en az 6 milyon öğrencinin zaten şu an uzaktan eğitime erişimle ilgili cihazı yok. İkincisi dün itibariyle uzaktan eğitim başladı. Ve hala canlı ders dağıtımları bile arkadaşlarımıza yapılmamıştı. Birçok arkadaşımız canlı dersleri gerçekleştirilemedi. Yani 6 ay gibi bu kadar uzun bir süre geçmesine rağmen öğretmen arkadaşlarımıza gerekli çalışmalar, eğitim çalışmalarında eksik kaldığını görüyoruz. Buna ilişkin fiziki koşulların da hala sağlanmadığını görüyoruz. Yani ders içerikleri de erişim noktası da öğretmenlerin ve öğrencilerin hazır bulunuşlukları açısından da sorun devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Hala canlı derslerin dağıtımının planlamasının nasıl yapılacağına ilişkin yazılar cuma hatta cumartesi akşamı geldi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü üzerinden. Bir gün iki gün kala. Yani hocam sonuç olarak okullara artık cep telefonları bu işi çok rahat görüyor. Okullara birer tane oda, arkasına bir tane perde, öğretmenler odasında veya sınıflarda öğretmen çıkacak ve anlatacak. Çocuklar da ya canlı dinleyecekler veyahut da sonrasında bunlar aynı şekilde nedir o YouTube gibi bir yerlere yüklenecek veya Milli Eğitim Bakanı oluşturacak. EBA sisteminde zaten yedekleniyor. Yedekleniyor ama sistem ne kadar çalışıyor çalışmıyor ondan emin değilim. Daha sağlıklı bir şekilde hem EBA'ya hem YouTube'a falan yüklense bunlar ve öğrenciler de açsalar ve izleseler. İzleyen öğrencinin de izlediğine dair bir oraya tık işareti gelse, öğretmen de öğrencinin izlediğini bilse. Çok mu zordur bunu yapmak ya? Yani yapılabilir gibi geliyor bana, bilmiyorum Fatih ki. Fatih Bey, hiçbiri zor değil. Ben diyorum şu an yüz yüze eğitime başlayan ülkeler var ve belli temel ilkeler var. Bunlar hayata geçirilebilir diyoruz. Hı hı. Uzaktan eğitimde hem eğitime erişimle ilgili gerekli cihazlar karşılanabilir hem bu ders içerikleri tekrar yapılandırılabilir diyoruz. Ama buna ilişkin 6 ay gibi bir süre geçmesine rağmen de adım atılmadı diyoruz. Bir de şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ali Bey dedi biz sermaye düşmanı olmayacağız. Bakın bizim eğitim sendikalarının dünyada da mücadelesindeki temel başlığı kamusal eğitim hakkıdır. Evet, biz sermaye veya özel okul sahipleri üzerinden bir tutum alamayız. Ya da özel okulların sayısının artmasından rahatsız olmuyoruz diyemeyiz. Siz belirttiniz değil mi? Dediniz bu kadar özel okul yokken devlet okullarında okuyan biri olarak çok daha nitelikli imkanlardan faydalanıyorduk dediniz. Bakın son liselere geçiş sınavında... Ama o zaman Türkiye 30 milyondu, şimdi 85 milyon galiba. Tamam. Ama sonuçta güçlü bir ifadeleri kullanıyor. Bakın en son liselere geçiş sınavında sosyoekonomik düzeyi yüksek bir aileyle sosyoekonomik düzeyi daha alt seviyede olan ailenin çocuklarının aldığı puan aralığı nedir biliyor musunuz? 120 puan. 120 puan. Bir iki puan bile maalesef seçme, eleme ve rekabete dayalı bir sınav sistemi gerçekliği üzerinden bir hayatta yatıldığı için öğrencilerimize bütün hayatını değiştiriyor. O yüzden bakın tekrar şunu söylemek istiyorum. Eğitim sen olarak kayıt altına almamızda uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitimdeki eksiklikleri dile getirmemizde eğitim emekçilerin sağlığı öğrencilerimizin eğitim hakkından yana bir eğitim sendikası da ancak ve ancak bu şekilde davranmak zorundadır. Kesinlikle ve kesinlikle özel okulların sayısının artışı savunulamaz bir eğitim sendikası tarafından. Kamusal hizmet, bakın sağlıkta yaşadık değil mi? Sağlığın ne kadar özelleştirilmesinin sonuçlarını şu an çok ciddi kaygılar yaşasa bile
bir asgari ücretle çalışan biri gidip test yaptırma ücretini karşılayamıyor kendisi ve ailesi için. Aynı mesele eğitim için de geçerli. Hiçbir öğrencimiz hangi bölgede, hangi ilde, hangi ekonomik koşullara sahip aileden doğacağını seçmiyor böyle bir. O zaman burada nedir? Devletin sorumluluğu ve eğitim sendikalarının bir sendikayı sendika yapan temel sorumluluk ayrımsız bütün çocukların eşit haklara kavuşması noktasında bir mücadele vermektir. O yüzden bir eğitim sendikası özel okul sayısının artmasından rahatsızlık duyar. Özel okul tartışması yapmıyoruz burada. O yüzden hiç oraya girmeyelim. O yani. Sendikasına göre değişir. Özel okulun sayısının kendi bütçesiyle, kendi imkanlarıyla özel okul alanına giriyor, bir yük çekiyorsa kişi, buna ilişkin bir düşmanlık gösterinin bir anlamı yok. Devletin üzerinden bir yük alabiliyorsa, dolayısıyla geri kalan kısım kişi başına düşen ayrılabilecek miktarı artırabiliyorsa bu diğer tarafa da sağlar, katkı sağlar. Ama burada bizim kalkıp da dünyada 31 OECD ülkesi arasında 27. sıradayız. Özel okullaşma oranında zaten %8. Çok da fazla şey değil. Derdimiz bugün yani, özel okul değil. Çok da fazla bir oranı yok. O yüzden o konuda çok da fazla cümle kurmanın bir anlamı yok. Tarihimiz pandemi. Aynen öyle. Şimdi size göre öğretmenler her iki sisteme göre de hazırlandı mı? Geçtiğimiz günlerde seminerler yapıldı öğretmenlere. Gerek online gerek yüz yüze de o esnekliği sistem gösterebilecek durumda mı sizin önerdiğiniz şimdi, esnekliği? Şimdi şunu ifade edeyim. Bir defa EBA konusunda Türkiye normalde pandemi başlamadan önce EBA ile ilgili bir yatırım yapıyordu. Hızlandırılması gerektiği o süreçlerde cümleler kurulmuştu. Ama EBA ile ilgili niye isabetli bir iş olduğu bu geride bıraktığımız yarım dönemde anlaşıldı. Pandemi geldiğinde Türkiye en hazırlıklı ülkelerden birisiydi. Anında konuya ilişkin devreye koydu sistemden. Ama erişim konusu, yani erişimde adalet konusu, bu tartışma konumuz. Esas bizim de burada fırsat eşitliği konusunda odaklanmamız gereken kısım bu. Dünyanın tamamındaki ülkelerin uyguladıkları yöntemler de birbirinden farklı değiller. Ve Türkiye bu konuda çok kısa sürede, bir hafta içerisinde hemen TRT'yi, 3 kanalı devreye alıp, peşinden hemen EBA ile ilgili süreci devreye alıp attığı adımlar bir defa hakkı teslim edilmeli. Bu anlamda Milli Eğitim'de bu boyutta çalışan, orada emek veren, stüdyolarda çekim yapan eğitimci arkadaşlarımız, bunların hepsi çok ciddi fedakarlık yaptılar. Bir de yapılan her çalışma, EBA'ya girdiğinizde EBA zaten onu indeksliyor. Tek tek öğrenci kaydının olduğu gibi düşüyor. Kimin ne kadar katıldığı, kimin ne kadar katılmadığı konusu da çok net olarak indeksleniyor. O yüzden bilişim altyapısı konusunda, teknik donanım konusunda Türkiye bu konuda kötü bir ülke değil. Türkiye iyi bir ülke ama burada erişimde adaleti sağlamak, hiç ulaşamayan öğrenci, yani 1,5 milyon öğrenci diyoruz ya, bu ulaşamayan çok öğrenciyi bir defa birinci önceliği almak lazım. Bunun yolu da ne? Çok daha fazla diyor. Bunun sayı 1,5 olarak ifade edildiği için söylüyorum. Belki daha fazladır, belki daha azdır ama genel olarak ifade edildiği için onun üzerinden gidiyorum. Burada da yapılabilecek işlem şu. Zaten okullar hangi öğrencinin ne olduğunu, sınıf öğretmeni hangi öğrencinin durumunun ne olduğunu, kimin erişip kimin erişemediğini en iyi bilebilecek birinci istasyon. Hocam size bir örnek vereyim. Bakın Galatasaray İlçe Müdürü benim çok eski dostumdur, arkadaşımdır. Lisedeki bütün öğrencilere bu uzaktan eğitim için birer tablet sağlamaya çalışıyor. Bununla ilgili bir kampanya yürütüyor bir süreden beri. Ve öğrencilerin maddi durumlarına bakmaksızın bütün öğrencileri almaya çalışıyor. Şu anda eğitimin başlamasına çok kısa süre kala hala çok ciddi bir açığı olduğunu biliyorum. Hala onunla uğraşıyor. Nereden bulurum diye. Çünkü bütün öğrencilerin bunu edinme şansı ne yazık ki yok. Bu bahsettiğimde Türkiye'nin önemli okullarından bir tanesi. Gerçi bir devlet okulu sonuç olarak, yani parasız yatılısı da var, osu da var, busu da var ama orada bile sağlanmazken başka okullarda nasıl olacak bu iş? İnsan merak ediyor. Kore'de bilgisayar veriliyor mesela. Evet, bu tip ulaşabilen çocukların ihtiyaçları hemen orası karşılanıyor Kore. Ve ihtiyaçlar karşılanmaya çalışıyor. İşte mesela Kenya kendi gücüne göre dikkate alırsanız Google balonlar havada dolandırılarak internetin ulaşılması sağlanmaya çalışıyor. Dünyanın birçok yerinde bu anlamda eğitim sendikalarıyla trafik halindeyiz. Kim nerede ne yapıyor, nasıl oluyor, nedir, ne değildir konusunu irdeliyoruz ve inceliyoruz. Geçen dönem biz bu anlamda eğitim sendikalarıyla beraber yaptığımız toplantılarda bir defa Türkiye'nin ilk anda ortaya koyduğu performansın ve refleksin son derece kıymetli olduğunu bütün eğitim sendikasından katılan arkadaşların tamamı da altını çizmişti. Türkiye'nin bu anlamda süreç yönetimi çok iyiydi. Sadece yeni normale geçtiğimizde bu yeni normal normal olarak algılayıp anormal davranışlar sergilememizden kaynaklı olarak şu an bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu da toplumsal bir sorumluluktur. Herkes bu konuda sorumlu değil, sorumlu davranmalı. Belki ilk pandemi kurulları üzerinden okulların bu süreçte açık kapanma durumlarının ortaya çıkarılması belki veliyi de bir anlamda teşvik edecektir. Yani filan yerde açıkken burada kapalı olmasının nedeni bizim sorumsuz davranmamızdan. Demek ki okullar orada açıktı. Biz biraz daha
dikkatli davranmayız diye herkes otokontrol birbirini uyaracak ve bu toplumsal bilince dönüşecek. Yoksa yönetici olarak hepimiz de devleti yöneten birisi olmuş olsak, bu anlamda insanlar bu süreçte kurallara dikkat etmiyor, hijyene dikkat etmiyor, sosyal mesafeye dikkat etmiyor, uyarıları dikkate almıyorsa yapacak hiçbir şey kalmaz. Herkesin eli boşluk olarak yan tarafa düşer. O yüzden burada toplumsal duyarlılık son derece önemli ve herkes bu konuya şöyle yaklaşmalı. Bizim birinci önceliğimiz çocuğumuz. Çocuğumuzun eğitimden geri kalmaması, boşluklarının oluşmaması, öğrenme kayıplarının olmaması, okul terklerine vesile olmaması açısından biz önce çocuğumuz için sorumlu davranmaya devam edeceğiz diye düşünmeli. Burada bakanlık yerel imkanlar ve yerel yöneticiler boyutuyla, okul yöneticileri boyutuyla öğretmenlerin tamamının süreci ciddiyetle takip etmesi konusunda sıkı bir bu anlamda güdüleme yapmalı. Mesleki gelişim, motivasyon konusunda eğer teknolojiyi kullanmada bir aksama varsa bu konuda hiç vakit kaybetmeden önlemini almak durumunda. Öğretmen arkadaşımızın okulda gelip derse katılacağı, ben okuldan vereceğim dersimi, ben evden verebileceğim dersimi dediği durumlar olabilir. Çünkü kendisi de sağlık problemleri yaşayabilir. Bu konuda da bunu anlayışla karşılamalı ve bunaltmadan moral motivasyonu çoğaltarak bu süreci bir toplumsal sorumlulukla yönetebilir ve bunun bir halk sağlığı meselesi olduğunu düşünürsek o zaman bu işin içinden güçlü bir şekilde çıkarız. Yoksa lokal vakalar üzerinden birbirimizi hırpalarız. Oradan manşet çıkar, öbür taraftan gürültü çıkar, diğer taraftan kavga çıkar ve bunun hiçbir faydası olmaz. Burada sorumlu davranması gereken insanlarız ve neticede öğretmenleri temsil ediyoruz, eğitim sendikalarıyız. Bu anlamda sürecin en sağlıklı yönetilmesi konusunda da en fazla dinlenilmesi gereken kitleyiz. Çünkü işin muhatabı biziz. Başkalarının dinlendiği kadar, başkalarının muhatap alındığı kadar eğitim sendikalarının bu süreçte sürecin içerisindeki katkıları son derece önemli ve kıymetli diye özellikle altını bu vesileyle çizmek isterim. Peki sağ olun. Kaldı mı söyleyeceğin bir şey? Bazı konuların bu vesileyle altını çizmeliyim. Bizim yaşadığımız bazı sıkıntılarımız var. Yani öğretmenlik meslek kanunumuz takıldı kaldı, hala çıkmadı. Meslek kanunumuzun bir an önce çıkması gerekiyor. Birçok konumuz meslek kanunun içerisinde derc edilmiş durumda. Yani okul yöneticilerin profesyonelliği konusu da dahil olmak üzere meslek kanunun içinde. Yine kariyer basamakları konusu eğitim çalışanları, öğretmenler açısından son derece kıymetli. Oraya yine takılmış kalmış durumda. Öğretmen istihdamda düşük çekilen yerlerde öğretmen tutma sorunu söz konusu ve burada sözleşmeli istihdama sapılmış durumda. Evet. Sözleşmeli istihdam da mutluluk getirmedi. Büyük bir haksızlık. Ciddi bir haksızlık ve arada makas farkı var. 16 fark var kadrolu öğretmenle sözleşmeli öğretmenin evet. Özlük hakları arasında. Öyleyse bu konuda konuyu detaylı olarak çalıştık ve sözleşmeli son şurası diye bütün detayları toparladık ve muhataplarına ilettik. Hükümete yakın bir sendikası. Evet. Sizi bile dinlemiyorlarsa kimi dinliyorlar? Şimdi burada sözleşmeli istihdam bir çözüm gibi görülüyor. Neden? Personel tutulması gereken yerde zorunlu olarak 3+1 modeliyle kişi tutulmuş oluyor ve sorun bir miktar öteleniyor. Ama burada bir haksızlık var. O da şu. Arada özlük hakları açısından sorun var. Tayinler bir yapılamıyor. Aileler bir araya gelemiyor. Ciddi anlamda stres. Bu sadece eğitimde mi? Hayır. Kamunun tamamında sözleşmelilik konusu bir çözüm olarak görülmekten vazgeçilmeli. Çünkü 41 çeşit sözleşmeli türü ortaya çıkmış durumda. Ali Bey, bunları başka bir programda öğretmenlere evet. Sorunları o yüzden şu anki boyutuyla sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını getirdiği sorunlar var. Yardımcı hizmetler sınıfının genel idare hizmetler sınıfına aktarılması konusunda temel bir talebimiz ve beklentimiz var. Sağlık sorunumuz var. Evet, okulların bütçe konusu, yöneticilerin bu anlamda profesyonel olarak tanımlanması, okullar arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması, 3600 ek gösterge konusu. Bunlar yabana atılmaması gereken konular diye özellikle altını çiziyorum. Velilerden çok meyve. Şimdi mesela bir veliden okuyayım. Konumuzca ödenek, vergi, kayıt parası, özel okul, devlet okulu, kamu, mamu falan filan değil. Bize göre en önemli sorun sağlık diyor bir veli. Şöyle biz bir çocuğumuza bile zarar gelse bunun sorumluluğunu kim alacak kardeşim diye sormuş. Doğru. Fizik koşulların okullarda iyi denetlenemeyeceğini, velev ki denetlense bile çocukların okula gelene kadar bunun denetim kontrolünün sürekli olarak sağlanamayacağını düşünüyoruz. Yüz yüze eğitime başlayan ülkelerde çok ciddi sorunlar olduğunu ve geri dönüş yapıldığını, bazılarında yüz yüzeden vazgeçildiğini okuyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Özel devlet okulu fark etmez. Benim gibi düşünen birçok veliye göre hastalık, pandemi, ölüm, hasar riskleri ortadan kalkmadan çocuklarımızın sıhhi gelecekleri teminatlarına alınmadan bir dönem gerekirse bir yıl daha uzaktan devam etmeleri, hatta hiç devam etmemeleri umurumuzda değil.
hem de 18 öğrencinin temaslı olduğu toplumun gerek alanının sağlığı açısından da bu durum önemli. Şöyle zorunlu doğru. Çocuğun okula zorunlu gelişi konusunda bir dayatma olmayabilir. Bu yani ki veli ben çocuğum uzaktan alsın dersi diyebilir. Öbürü der ki ben çocuğum televizyondan takip etsin, EBA'dan kontrol etsin diyebilir. Ama burada yüz yüze eğitimi mutlaka açmak başlaması gerekir. Lazım. Dolayısıyla bunun bu son derece önemli. Şimdi tam da aslında çabamız bu. O yüzden biz ısrarla bütün öğretmen arkadaşlarımızla, eğitimci arkadaşlarımızla şimdiye kadar sürdürdüğümüz süreci birlikte devam ettirme çağrısı yapmayı buradan tekrar bütün arkadaşlara sesleniyorum. Mutlaka. Ama koşulların kesinlikle ve mutlaka okullarımızda gerekli önlemler alınmadığı durumda bunları kayıt altına almayı, tanık olan veya temaslı olan arkadaşlarımızın olması durumunda da hem okul yönetimlerine hem de il ilçe milli eğitim müdürlüklerine bunu bildirmeleri gerektiği uyarısını yapıyoruz. Ve eğitim sen şubelerinden arkadaşlarımıza mutlaka iletişime geçsinler. Bunu neden yapıyoruz Fatih Bey? Tam da sizin bahsettiğiniz az önce ifade ettiğiniz velinin kaygısından kaynaklı. Aslında hepimizin kaygısından kaynaklı. Öğrencilerimizin yine gerçekleştirdiğimiz çalıştayda özellikle 10-19 yaş arasının taşıyıcılık ne kadar yüksek olduğu net bir şekilde belirtildi. Bütün bu çabamız, bütün kaygımız, kayıt altına almamız, o sorunun çözülmesi noktasında müdahil olmamız hepimizin yaşadığı sağlıkla ilgili kaygıya ilişkin. Ve öğretmen arkadaşlarımıza, eğitimci arkadaşlarımıza da açıklamalarımızla da seslendik. Hem uluslararası sözleşmelerden hem de iç hukuktan kaynaklı sağlık riski olan koşullarda çalışmak zorunda değiliz. Aynı mesele filasyon ekipleriyle de tabii ilgili meslek alanımıza, uzmanlık alanımıza uygun olmayan sağlık riskine neden olabilecek hiçbir koşulda çalışmaya zorunlu değiliz. Toplumsal görevlerimize ilişkin sorumluluğumuzu zaten mutlaka ve mutlaka hayata geçiririz. Bakın şöyle bir az önce yine gün içinde de arkadaşlarım paylaştı. Şöyle bir süreç olamaz. WhatsApp üzerinden arkadaşlarımıza bir tanı konuldu, gelmeyin, şu kadar süre gelin. Ya bu şekilde bir salgın yönetilir mi gerçekten? Yüz yüze eğitime bu şekilde hazırlıklı olabilir miyiz, mümkün mü? O yüzden normal görmemiz, var olanı olduğu gibi görmemiz ve yok saymamız bizden beklenmesin. Bunu kesinlikle yapmayacağız. Var olan sorunu tespit etmeye ve gerekli müdahalenin olması noktasında zorlamayı sürdüreceğiz. Akılcı, bilimsel ve toplumsal fayda üreten bir şekilde peki bir yaklaşıma devam edeceğiz. Okula yollar mısınız böyle bir durumda? Eğer gerekli önlemlerin alınmadığını nereden bu süreç... Nereden bilecek gerekli önlemlerin alıp alınmadığını? Buna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı sorularımıza cevap verip şeffaf bilgi vermek zorunda. Örneğin şunu yapmak zorunda Milli Eğitim Bakanlığı ve bu hızlıca yapılabilir. Her okulun sitesinden, her okulun yine sosyal medya araçları üzerinden seyreltilmiş ve aşamalı olarak eğitime başlaması durumunda o okulda hangi önlemler alındı? Temizlik görevlisi ihtiyacı karşılandı mı? Sağlık görevlisi revir düzenlemesi yapıldı mı? Okulun ihtiyacı olan temizlik, dezenfektan, koruyucu malzeme sağlandı mı? Sınıflar öğrencilerin fiziksel mesafesine uygun olarak planlandı mı? Şimdi veli gitti okula baktı, koymuşlar işte oraya ne bileyim işte adını vermeyeyim. O marka, bu marka falan filan koymuşlar. Yarın onlar bir günde bitti veya bir haftada bitti. Yarın gelecek mi, arkası var mı, kim gelecek, sorumluluğu kimde, bunların hiçbiri belli değil ki. İşte tam da bu bilgilerin düzenli olarak şeffaf bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Bu olmadığı sürece başta İsrail olmak üzere olan vakaların olumsuz sonuçlarının tamamen farkındayız. O yüzden de tercihin mutlaka kamu kaynakları üzerinden eğitime ayrılması gerekiyor. Bu olmadığı sürece, bütçe ayrılmadığı sürece, öğretmen ek personel ataması yapılmadığı sürece salgın yayılımının geldiği nokta üzerinden de bakarsak bu sürecin olumsuz bir noktaya gideceği çok açık. Uzaktan eğitimde eşitsizliklerin giderilmesi noktasında adım atılmadığı sürece bakın arkadaşımız yazmış uzaktan eğitim başladı. 30 kişilik sınıfta yoksul bir bölgede çalışan arkadaşımız 5-6 kişiyi geçmiyor demiş. Hani 25 öğrencinin yine hiçbir şekilde ulaşamadığı gerçekliğiyle karşı karşıyayız. O yüzden kayıt altına alma, sorunu tespit etme, müdahale etme ve Milli Eğitim Bakanlığı uyarmaya devam edeceğiz. Millet zorla gelsin mi okula? Ne demek istiyorsunuz ki 5 kişiyi geçmiyor? Sınıfta yoklama mı yapılsın istiyorsunuz?
Hayır, uzaktan eğitimle ilgili hala var olan sorunun giderilmediğinden bahsediyorum. Yüz yüze eğitimle ilgili hala hazırlık için 20 gün kalmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını bahsediyoruz. Yani 6 ay gibi bir süre geçmesine rağmen hala hem öğretmen arkadaşlarımızın, eğitim emekçisi arkadaşlarımızın hem de öğrencilerimizin sağlığı ile ilgili, öğrencilerimizin eğitim hakkı ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını ifade etmeye çalışıyoruz ve yapılabilecekleri de net bir şekilde belirtiyoruz aslında. Adım adım çalıştığımızla da yine saha çalışmasında yaptığımız, yürüttüğümüz faaliyetlerle de bunu belirtiyoruz. Peki, son cümleniz oldu. Bu UNESCO'nun yayınladığı anlık yayınlıyor. Dünyadaki eğitim tablosu şu an. Bunlar ara verenler. Şurası açık olanlar. Renk açık olanlar. Diğerleri kapalı Rusya olanlar. Açık. Dolayısıyla Fransa, bu da kısmi İspanya, açık. İtalya açık. Evet. Dolayısıyla dünyada şu an bunu aynen bizim gibi tartışıyor. Duruma göre açıyor. Bazı duruma göre kontrollü bir şekilde ara veriyor. Sonra yeniden devam ediyor. Ara verdiğinde uzaktan eğitim yapıyor. O yüzden konu sadece Türkiye'nin meselesi değil, dünyanın tamamının meselesi. Açılabilir mi? Açılır. Açılmaz diye bir şey yok. Eğitim bu anlamda yüz yüze eğitim yapılır. Okullar bizzat fiili olarak örgün eğitimi yapar. Onun için de iki sendikada aynı şeylere vurgu yapmaya çalıştık. Burada okulların hijyen altyapısı için yüz yüze eğitim, hijyen koşulları sağlanmalı. Eğitim sağlanmalı. Bölgesi olarak eğer sağlamayan yerler varsa buralarda online eğitime geçilebilir. Tabii. Ama asıl olan önlemlerin sağlanmasıdır. Bu önlemler için devlet ekstra ödenek çıkarmalıdır. Para yok, bu işle ilgili bir bahane olamaz. Öğrencinin geleceği parayla ölçülmez. Aynen. Bir de son cümle olarak şunu ifade edeyim. Bu da değilse nedir anlamadım ben. Yani. Hala sorunuzu ekşiyorsunuz. Habertürk'ün... Yok yok, hayır hayır. Habertürk'ün bu yorumu, kesinlikle. Bu programı paylaşımı... Buna katılıyorsunuz yani. Yani şu net bir şekilde, hızlı bir şekilde bütçe ayrılmalı. Yüz yüze eğitim, evet yüz yüze eğitim tartışılmaz. Evet öyle, hayır öyle değil. Siz söylediğiniz gibi yanlış anlamışsınız veya yanlış anlamışsınız. Yanlış yok, yok, hayır, doğru hayır. Doğru, doğru. Habertürk'ün yani bu... Yüz yüze eğitim, devletin bütün olanaklarını seferber edip yüz yüze eğitimin yapılmasını sağlayacak bütün önlemleri almalıdır. Kesinlikle. Bunun yanı sırada eğer bunu yapamayacaksa online eğitim için... adaletsizliği, eşitsizliği ortadan kaldıracak her türlü önlem de yine alınmalıdır. Ama illa bir önlem alınacaksa, illa para harcanacaksa bu yüz yüze eğitimin sağlanması yönünde olmalıdır. Kesinlikle. Bir de merkezi olarak hepsini buradan aç kapı yapmak yerine il pandemi okulları üzerinden esnek bir model uygulamalı. Sıkıntı çünkü olan bölgelerde geçici olarak okullar kapatılıp açılabilir. Kar tatili olan yerde diğer hepsi kar tatili yapmıyor. Bölgesel. Katılır mısın bu görüşe? İl pandemi kurullarının çok daha ötesinde bir zorunlulukla karşı karşıya şu anda. Milli Eğitim Bakanlığı da tüm ilgili bakanlıklarda yine salgının başından itibaren alanın gerçek bilgisine sahip olan eğitimcilerdir. Ve eğitimcilerle, eğitim sendikalarıyla, alanın tüm özneleriyle birlikte kolektif bir süreç yürütülmemesinin sonucudur. Aslında şu an hala yüz yüze eğitime ve uzaktan eğitime hazırlıklı olmama durumu. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir an önce yapması gereken eğitim sendikalarıyla birlikte kolektif ve demokratik bir süreç yürütmek zorundadır. Aksi halde eğitimcilere rağmen galiba yürütülen... Galiba oraya yürütülür, siz de yürütülür. Sık sık görüşüyorlar bakanlıkla. Galiba siz görüşemiyorsunuz pek bakanlıkla. Onlar da görüşüyordur. Şimdi bu sürecin tek başına sadece görüşme meselesi değil, süreci birlikte peki, konuşma, birlikte planlama. Son cümle şöyle diyeyim. Aynı şeyleri tekrarlamaya bu programın, başladık. Bir kez bu programın duyurusuyla alakalı Habertürk'ün tweetinin altına 100'e yakın yorum gelmiş. Dolayısıyla oradaki arkadaşların yorumlarını dikkate alarak son bir kez şu cümleyi bir kez daha ifade etmek isterim. İl ilçe emri konusu mazeret tayinlerinde önemli. İkinci yıl dışı önemli. İl dışı tayinin iptaliyle alakalı müşkilat yaşayan arkadaşlarımızın taleplerinin yerine gelmesi önemli. Alan değişikliği talepleriyle ilgili kısım önemli diyorum. Ve başlangıçta nasıl ki sağlık çalışanlarına buradan selamlarımızı ifade ederek başladıysam, arkadaşlarımızın haklı mücadelesinin yanındayız. Bir kez daha selamlıyor ve gayretlerini ayakta alkışlıyoruz. Teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Değerli izleyiciler. Son bir dakikayla, peki Fatih Bey. Buyurun, lütfen. Yok yok, sadece şunu söylemek istiyorum. 1 saat 55 dakikadır söylemediğiniz neyi şimdi çok önemli olarak son ana sakladığı onu merak ettim, buyurun lütfen. Sadece eğitim emekçisi arkadaşlarımızın, öğretmen arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında irade gösterilmeli ve tüm bu sorunların çözülmesinde de temel tartışılmaz başlık bütçe meselesi ve
bütün bu sorunlarla ilgili de kolektif, demokratik bir sürecin işletilmesi gerekiyor. Asıl olan hem eğitimci arkadaşlarımızın hem de öğrencilerimizin sağlık ve ayrılmaz bir bütün şeklinde eğitim hakkı. Demokratik deyince bana gülme geliyor da o yüzden kusura size gülmüyorum. Demokratik lafına gülüyorum. Artık demokrasi deyince gülmeye başladık. Değerli izleyiciler, iyimser programımızın sonuna geldik. Devlet her şeyi halletsin dedik bir kez daha. Öyle olsaydı keşke öğretmen maaşları 5000 lira olsaydı. Avrupa'da, Avrupa ortalaması o civarlarda bildiğim kadarıyla 5000 lira civarında. Bizdeki ortalaması 4000 TL'ler civarında. Bir euro 7 lira olduğuna göre 7'de 1'i maaşa çalışan öğretmenlerimiz var. Keşke biz de dünya ortalamasıyla öğretmenimize maaş verseydik. Bugün bunları konuşuyor olmasaydık. Ama bu Türkiye değişmiyor böyle. Biz eğitim severliği falan filan diyoruz. Geçici olarak zaman zaman eğitime ayırdığımız bütçeler artıyormuş gibi görünüyor ya da pay artıyormuş gibi görünüyor devletin harcamalarındaki veya ulusal gelirdeki. Ama bir süre sonra her şey eski haline dönüyor. Şöyle söyleyeyim, Suriye'de harcadığımız parayı öğretmenler harcasaydık bugün sorunlarımız çok başka bir noktada olabilirdi. Suriye'de 50 milyar dolar harcadığımız gerekirse bir o kadar daha harcayacağımız söyleniyor. Keşke eğitime de ekstradan bir 50 milyar dolar harcasaydık ve gerekiyorsa şimdi bir o kadar da harcayabiliyor olsaydık diyeyim. Ve bir başka sıkıntı da konuyu az sonra konuşacağız. Erdoğan Karakuş, emekli hava pilotu kol general ve Mehmet Şanber, yine o da emekli hava pilotu kol general. Doğu Akdeniz'deki vaziyeti ele alacağız. Az sonra beraberiz. Evet Ezer, bu bölümde de Güney Ege ve Doğu Akdeniz'i ele alacağız. Ve tabii bu kapsamda Libya, Mavi Vatan gibi Türkiye'nin tezleri, Türkiye'ye karşı oluşan bir...